Hepiniz hoş geldiniz. Tabii yayına başlarken yine üzücü bir haber sonrası bir başsağlığı dilemem gerekiyor. Net acı tesadüf ki yayın öncesi, yayından bir gün önce olmaya başladı. Şehit haberleri geldi yine. Dolayısıyla benim adıma biraz zor oluyor giriş özellikle. O anlamda şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum efendim. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Evet, yine klasik laflar söylenecek ama ulusumuzun başı sağ olsun diyeyim. Evet, bu hafta tabii daha coşkulu bir yayın düşünüyordum ben. Hem 80. yayın olması sebebiyle hem aynı zamanda biliyorsunuz duyurularını yapmaya başladım. Çekiliş yapacağız efendim yayının sonunda. Dolayısıyla bir aile üyemize online uzaktan bir seansı, aile danışmanlığı hizmeti hediye edeceğim, vereceğim. O anlamda daha coşkulu olacaktım ama maalesef bu acı haberler biraz hepimizi, sizlerin olduğu kadar benim de biraz motivasyonumu olumsuz etkiliyor. Evet, güzel sorular gelmeye başladı. Harika. Sorular gelirken siz yazın lütfen. Yayının başındaki klasik hatırlatmalarımı yapayım ben, özellikle ilk kez katılanlar için. Efendim, sorularımızı mümkün olduğu kadar detaylı yazmaya çalışıyoruz. Çocuğumuzun tanı risk ya da öğrencimizin, eğitimciler de olabilir aramızda, öğrencimizin tanı risk grubunu, yaşını, cinsiyetini gibi detayları verebilirsek benim elimi güçlendirmiş olursunuz. Dolayısıyla sizlerin sorularına daha net, daha sağlıklı cevaplar verebilirim. Mümkünse bunu bir paragraf içerisinde yazarsanız, yani kopuk kopuk yazmazsanız da takibi benim adıma daha kolay olacaktır diyorum ve yayının sonunda yeniden çekiliş yapacağımızı hatırlatıyorum efendim. Sorular geldi, hemen başladık. Güzel. Dolayısıyla şöyle bir sardım. Evet. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Mustafa Bey. Evet efendim. Evet, sorunun başını bulalım. Evet, Zeynep Hanım. Çocuğum evde sürekli arayış içerisinde, 3 yaş, ne yapsam, hangi dolabı döksem şeklinde bir durumu var sanıyorum. Devamını da yazacaksınız. Araya sorular giriyor. İşte bunun için mümkün olduğu kadar bir paragrafta yazarsanız istiyorum. Daha kolay olur benim adıma. Evet. Devamını yazın, olur mu? Yayının başında olduğu için hatırlamam kolay olacak. Fazla uzatmadan devamını yazarsanız. Evet, bir arayışı var. 3 yaşında. Devamını bekliyorum sorunun. Evet, özel eğitimde düşünme sandalyesi var mı? Yani ödül ceza var mı? Özel eğitimde düşünme sandalyesi. Düşünme sandalyesi açıkçası çok alışık olduğumuz bir tabir değil. Acaba o mola olmasın? Yani ödül ceza var mı demişsiniz. Ben bunu mola köşesi olarak düzeltmek istiyorum. En azından hani buna en yakın o var çünkü. Onun dışındaki uygulamaları bilemeyeceğim açıkçası. Yani bilemeyeceğim derken yani doğaçlama bir şey herhalde yapılan şey. Molaya yakın görünüyor. Şöyle, ödül ceza demişsiniz. Ödül değil, o bir ceza. Şöyle bir ceza, mola. Detaylarını gene dersin özetim YouTube kanalında bulabileceğiniz, davranış problemleri video serimizde oynatma listesinden erişebileceğiniz mola yöntemini kısaca anlatayım efendim. Şöyle, mola dediğimiz şey, çocuk grup eğitimi esnasında, özellikle okul ortamında, bazen evde de olabilir bu. Ortamdan çıktığında bir problem davranışı var. Gruba uyum sağlamakta zorluk çekiyor çocuk. Çocuk ortamdan çıktığında eğer onun için bir ceza niteliği taşıyacaksa kullanılabilecek bir uygulama. Tabii çok incelikleri var. Dengeli kullanılması gerekir. Yerli yerinde kullanılması gerekir. Belli bir limitte kullanılması gerekir. Bu iş özellikle çocuk ortamdan çıktığında onun için ödül oluyorsa hiçbir işe yaramaz. Tam tersi, problem davranışı arttırır. Çocuk ortamdan çıkmak için daha çok
problem davranış neyse onu yapacaktır. O anlamda dengeli kullanılması gerekir. Süresinin iyi ayarlanması gerekir. Çok uzun süreler içermemelidir. İşte 3-5 dakika duruma göre, çocuğun direncine göre kullanılabilir. Yani çocuğun sürekli olarak nedir? Grup ortamında işte kendini yere atma ya da benzeri bir davranışı var. Bu çocuk bunu dikkat çekmek için yapıyor. Grup ortamında yapıyor. Bireyseldeyken bunu yapmıyor ise ne yapılır? Sınıfta eğer uygun bir köşe var ise biraz daha yalıtımlı. Orada çocuk bir süre davranışı sergiledikten sonra bir süre tutulabilir. Sonra yeniden sınıf ortamındandır ve tepkileri ölçülür. Aslında yönetmeliklerde mola odası, mola köşesi şeklinde bazı özellikle devlet okullarında, özel eğitim sınıflarında yer yer bazı okullarda uygulamalar olmuştu. Sonra biraz sanırım yanlış anlamaları da ortadan kaldırmak adına bunlardan vazgeçildi ama bilimselliği vardır. Uygulamanın davranış analizinde yeri vardır. Yani burada da yeri vardır ama dediğim gibi diğer bütün yöntemlerde olduğu gibi çok dengeli ve yerinde kullanılması gerekir. Kısaca bunu söyleyebilirim efendim. Evet. Devam edelim. Hocam size oğlumdan, diyemden, evet, bahsetmiştiniz. Evet, hatırlıyorum. Bu düzen devam ederse ilkokula gidebilir mi sizce diye soruyorsunuz Ayfer Hanım. Çok güzel, harika. Evet, DM'den yazıştık. Evet, sizi hatırlıyorum ama detayları gerçekten hatırlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü inanın yüzlerce mesaj düşüyor kutuma. O anlamda ister istemez hatırlayamayabiliyorum. Kabaca hatırlıyorum ama çok detayları dürüst olmam gerekirse şu an hatırlayamadım. Yani gelişimi devam ederse ilkokula tabii ki gider. Yani bir ilkokula gitme, yani normal gelişimde beraber, tipik gelişimde beraber aynı sınıfta eğitim alma, kaynaştırma olsun adı olmasın. Aynı sınıfta eğitim alma tipik gelişime ne kadar yaklaştığıyla alakalı bir durumdur. Dolayısıyla tipik gelişime mevcut gelişim basamakları açısından, yani bilişsel gelişimi, motor gelişimi, dil konuşma, iletişim becerileri, duygusal sosyal gelişimi gibi gelişim basamaklarında tipik gelişime ne kadar yaklaşırsa, ne kadar yakın olursa seyri 6 yaş civarında. Dolayısıyla tipik gelişimde beraber, yani normal okul diye tabir ettiğimiz eğitim süreçlerinde tabii ki yeri olacaktır diyebiliyorum. Evet, 3 yaşındaki atipik otizmli hocam yeme problemi var. Mustafa Bey, sizi hatırlıyorum sanki. Yeme problemini de hatırlıyorum. Karıştırmıyor isem. Aç bırakıyorum ama gene yemiyor. Ne yapmam lazım? Sadece süt, et, sosis yiyor. Patates kızartması. Evet, yani sonuçta bu yediği şeyler işte katı yeme, sıvı yeme ile alakalı bir durum değil. Davranışsal bir şey. Çocuğumuzun seçici bir damak tadı var. Bu damak tadına alışmış durumda. Bunları da bir şekilde yiyebileceğini bildiği için diğer hoşuna gitmeyen yiyecekleri yemek için direnç gösteriyor. Yani aç bıraktı, yani epey bir süre eğer mevcut menüyü yemediğinde yemez ise alternatif yiyecekleri vermediğinizi ifade ediyorsunuz. Bütün bunlar yaparken işte aradaki o küçük nüanslara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle anne babalarda çocuklar bunu bir şekilde, yani bir açığını ben elbet bulacağımı hissettiklerinde bu direnci çok yüksek olarak göstereceklerdir. Burada ben önce bir eğitimciyle denenebilir mi acaba bir gibi bir ihtimal seziyorum. Tabii bu yemek yeme olaylarından ayarlamak zordur ama 3 yaşında olduğu için bireysel eğitim aldığını düşünüyorum. Eğitimcisinden destek alabilir miyiz acaba? En azından hani bu hoşuna giden şeylerin dışındaki alternatif, mesela meyve. Ha, belki yemek hani zor olacaktır kuruma götürmesi vesaire ama hani daha pratik olabilecek, hani daha faydalı, dengeli beslemenin içinde yer alan yiyeceklerden, işte meyvelerden mesela eğer yemediği varsa. O anlamda bunu bir deneyebilir mi eğitimci? Onu ben merak ediyorum. Ona olan direnci nasıl olacak? Belki işe yarayabilir. Öncesinde gene bu alternatif gıdaları yemeden gitmesi gerekir. Kuruma ki eğitimci hani çocuğu
bir hazır bulunuşluk halini görebilsin. Yani birazcık daha hani iştahlı halini yakalayabilsin. Onu bir deneyebiliriz. Dolayısıyla orada sürecin daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Sizin anne baba olmanızdan kaynaklı hep söylüyorum. Bu tip durumlarda hep bir dezavantajınız var. İşin hep ekstra zorlukları var. Ama bu değil ki bunu aşamayız. Tabii ki aşarız. Muhtemelen videomu da izlediğinizi düşünüyorum. Yemek yeme problemleriyle ilgili YouTube'daki videomu izlediğinizi düşünüyorum. Oradaki ne diyelim fikirlerimi uygulamaya çalıştınız. Burada birazcık daha tutarlılık gerekebilir. Çünkü bu alışkanlığı hemen yenmek açıkçası çok mümkün olmayabiliyor. Gerçi 3 yaşında hani yaşanmışlığı daha az, daha büyük yaşlarda olsa direncinin daha yüksek olmasını beklerim ama 3 yaşında olduğu için birazcık daha avantajımız var. O anlamda bunu çözebiliriz diye düşünüyorum. Ekstra o video izlediğinizi düşünerek ekstra onların üzerinde şunu söyleyebilirim. Tutarlılığa devam edebiliriz, devam etmeliyiz. Onun dışında bu yiyecekleri ilk etapta yemesi gereken dengeli beslenme öğünlerini yedikten sonra ödül olarak kullanabilir miyiz? Bunlar içerisinden alternatifleri kullanabiliriz. Neyi kullanabiliriz? Mesela belki sosis olabilir, belki yani aparatif olabilecek şeyleri kullanabilir miyiz? Yani atıştırmalık şeklinde olanları kullanabilir miyiz? Çünkü karnı tok olduğunda hani yeme içgüdüsü vesaire. Dolayısıyla ödül olarak kullanabileceğimiz sevdiği yiyecekler var ise tutarlı bir şekilde evet menümüz bu, yemeğimiz bu, tabağın burada, sana ayrı bir efendim bir hazırlık yapılmış durumda. Sen bizim için önemlisin, değerlisin ve bizimle beraber yemek yemeni istiyorum ama bunu yiyoruz. Dolayısıyla yemiyorum, yemiyorum, kalkıyorum. Sonra bir süre evet istediği şeyleri vermiyorsunuz ama bir süre sonra muhtemelen dayanamayıp vermeye başlayabiliriz. Ya bunu tabii hani aç bırakma olarak kesinlikle ve kesinlikle algılamamız gerekiyor. Çünkü burada hep şu detayı sunuyorum ben. Yani çocuk o yemeği yiyemediği için o yemeğe her zaman ulaşma şansı, daha sonrasında her zaman ulaşma şansı olmalı. Ama işte o yenmesi gereken yemeğe her zaman işte başta da durur tabağı, efendim porsiyonu durur. Dolayısıyla yani ne zaman istersen yani acıkmayla ilgili şikayetleri olduğunda çocuğunuzun, aa gel hadi bakalım masada yemek seni bekliyor. Sakin bir şekilde, tutarlı bir şekilde devam ettirelim diyorum ben. Birazcık daha denenebilir. Yeni başladığınızı düşünerek. Çok kolay olmuyor tabii. Evet, otizmde eğitime komut ile mi başlamak gerekiyor? Evet, güzel bir soru. Şimdi 10 komut bunlardan bir tanesi. Evet, başlangıçta yapılması gerekenlerden bir tanesi. Önemli bir tanesi. Ama sadece bu değil. Yani sadece şu değil. Bakın. Efendim çocuğumuz yeni tane aldı. İlk kez eğitimde tanışıyor. İşte bir eğitime başladı, kuruma başladı. Ben çocuğunuzla işte önce komut ya da sadece komut çalışacağım. Yok, bu sağlıklı değil. Şöyle bakın. Öğrenmeye hazırlık becerileri diye nitelendirdiğimiz bizim bir paketimiz var. Yani çocuğun bir herhangi bir şeyi öğrenebilmesi için ön koşul olan, yani bu beceriler, bu alt beceriler kazanılmadığında çocuğun yeni bir beceriyi, yeni bir öğrenme deneyimini kazanamayacağını içeren bir paketimiz var bizim. Adına öğrenmeye hazırlık becerileri diyoruz. Komut almada, yani yönergelere uyma diğer adıyla tarif ettiğimiz beceri de bunlardan bir tanesi. Ama bunun yanında eşgüdümlü işte göz koordinasyonu, işte göz kontağı kurma, göz kontağı kurma kademeli bir şekilde zaman içerisinde çocukla etkileştikçe en doğalı öyle olmalı. Yoksa hani gene bunda da özel bir göz kontağı kurma çalışması yapılmamalı. Bunlar bizim hedeflerimiz olmalı. Yani çocukla biz herhangi bir şey çalışırken, yeni başlayan bir çocukta, çocuğumuzla herhangi bir şey çalışırken bizim hedeflerimiz, yani gizli ajandamız, bu saydığım beceriler olmalı. İşte duruma göre etkinlik masasına oturma, onun dışında işte anneden, babadan, yani aile bireylerinden bağımsız bir şekilde sınıfa girme, eğitimciyle baş başa çalışabilme gibi gibi bizim temel öğrenmeye hazırlık becerilerimiz var. Dolayısıyla komut da bunlardan bir tanesi. Ama tek başına sadece komut çalışacağız, yok.
Öyle olmaz. Bir de yani bu tip konuları ders adı olarak nitelendirmemek gerekiyor. Yani çocukla nedir? Bir etkinlik yapacaksınızdır. Yeni başlamıştır. Bir kere çocuğun adaptasyonu söz konusu. İşte belki ilk kez göreceği materyallere bir ısınması söz konusu. Bütün bunları yapar iken kademeli bir şekilde hani mümkünse çocuğa böyle hani direkt hani bunu bana ver, şunu buna bunu buraya bırak şeklinde değil ama hani bir etkinliğin içerisinde biraz oyunlaştırarak bu süreci yumuşak geçişlerle yapmakta fayda var. Öyle çalışılır mı? Çalışılır tabii. Yani doğru yapılmış olur mu? Ya evet, kitaba göre doğru yapılmış olur ama artık geldiğimiz noktada mümkün olduğu kadar hani çocuğun duygularını anlama, ona göre yerinde ve zamanında doğru dönütler verme ve sağlıklı bir etkileşimi, daha pozitif bir eğitim yaşantısı için biraz daha bunları hani mümkün olduğu kadar dediğim gibi çaktırmadan yapmakta fayda var ama komut çalışılmalı mı? Kesinlikle çalışılmalı. Çok önemli bir hadise. Yani sadece bunu al buraya bırak değil o. Bunu al buraya bırak. İlerleyen zamanda sosyal uyum becerileri ki bizim için olmazsa olmaz beceriler. Yani çocuğun topluluk içerisinde standart rutinlere yani standart rutin derken topluluğun yaptığı diğer insanların yapmış olduğu uyumsal davranışlara erişebilmesi adına ön koşul ile bir beceri. Dolayısıyla buradan biz çok 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 daha üst becerilere gideceğiz. O anlamda bu beceriler çalışılmalı. Ama dediğim esneklikte çalışılmalı diyorum. Senem Hanım, hocam merhaba. Ders yaparken odaklanma sorunu olduğu zamanlar kaygılanıp ekoleli yapıyor. Ve durum artıyor. Ne yapmalıyım? Kendi kendine bazen çok konuşuyor. Evet. Eğer gerçekten kaygılandığı için ekoleli yaptığına eminseniz ona göre bir çözüm ya da şu da olabiliyor. Çocuklar bunu ustalıkla kullanabiliyorlar. Hani ders yapmaktan kaçmak için de bilinçli bir ekoloji faaliyetine girebiliyorlar. Hani bir protesto amaçlı. Ben ona protesto diyorum. Çünkü çocuk isterse o an çok rahat durabilir. Ama aktif bir etkinin içerisinde çocukla çalıştığınızda çocuk o etkinlikten hani kaçmak, sıyırmak amacıyla bilinçli olarak ekoloji faaliyet yapabilir. Çok mu gördüm? Çok gördüm. O anlamda hani bu ders yapma esnasında ortaya çıkıyorsa ben önce acaba yıldırmak amaçlı mı yapıyor bir düşünürüm. Ondan emin miyiz? Ondan eminsek yani gerçekten kaygılandığı için yapıyorsa ya bu kaygılanma işi ve ekolali aslında çok bağlantılı olmuyor ya. Yani genelde kaçış için yapıyor çocuk. Bunu şeyi çok iyi anlarsınız. Bakın bunun olup olmadığını bir önce bunu anlayalım. Bu aslında çok kolay. Çocukla işte oturdunuz beraber işte ders yapacaksınız. İşte bir şey yazacak, bir şey okuması gerekiyor. Sonra çocuk ekolarik faaliyete başladı. Çocuk ekolarik faaliyete başladığında dersi mesela bitirmeyi bir denediniz mi? Dersi bitirdiğiniz anda duruyor mu? Ya da önünde gene kitap, defter var, masadasınız. Beraber çalışıyorsunuz ya da ne çalışılıyorsa işte onu yapıyorsunuz. Dolayısıyla onu anında kesip hoşuna giden bir şeylerden bahsettiğinizde ekolojik faaliyet duruyor mu? Bunu ben çok kaygıyla örtüştürmüyorum. Kaygı olduğunda daha farklı davranmasını beklerim benim. Yani vücut dilinin değişmesini beklerim. Belki gene kaçınmasını beklerim dersten. Ama ekolojik faaliyet ben çok fazla protesto gördüğüm için, protesto amaçlı kullanıldığını gördüğüm için ben önce onu düşünüyorum. O anlamda bir gözlem yapın, sonrasında tekrar konuşalım olur mu? Sanki biraz ondan gibi geliyor bana. Tabii ki yanılabilirim. 2 yaş erken tanı ile başladık. Özel eğitim, atipik otizm 1-2 yıla geçer dediler. Şu an değişim var. Geçer mi sizce? Elimde hiçbir veri olmadan geçer geçmez deme şansım yok. Ama siz tabii ki içinizde hani bir serinlik istiyorsunuz. O anlamda iyi şeyler duymak istiyorsunuz. Dediğim 2 yaş erken tanı. Evet, 2 yaş civarı uygun bir dönem. Özel eğitime başladınız. Şu an değişim var. Mesela bakın, şu an değişim varın yerine ya şunlar şunlar yoktu, şunlar şunlar başladı deseniz ve şu kadar zamanda oldu deseniz hani birazcık daha fikrim olacağı için belki gene yuvarlak da olsa bir takım şeyler söyleyebilirim ama
Onları da bana vermediğiniz için açıkçası bunlara göre konuşmam zor. Gene genel konuşurum. Yani şöyle genel konuşurum. Her şey yolunda giderse, doğru bir özel eğitim alıyorsa çocuğunuz ve ihtiyaçlarına göre gerçekten eğitim alıyorsa ve değişimi gerçekten belli periyotlarda hissediyorsanız o anlamda hani geçer mi kısmı çok iddialı zaten. Buradaki hedefimiz bizim tipik gelişime yaklaşma. Normal gelişime yaklaşma. Bizim hedef bu. Dolayısıyla normal gelişime daha rahat, başta söylediklerimi üzerine ekliyorum. Daha rahat kavuşabilme ihtimali tabii ki tabii ki var. O anlamda işte tanının kalkma durumu olabiliyor. Çünkü tanı kalktığında zaten biz buna hani otizm değilmiş diyoruz. Farklı şeyler geriye döndüğümüzde işte 5 yaşında kalktı. Çocuğumuz tipik gelişime çok yaklaştı. Yakaladı hatta. Diyoruz ki o zaman karışan durumlar vardı. İşte uyarı eksikliği olabilirdi, bu olabilirdi vesaire vesaire bir sürü şey söyleyebiliyoruz. O anlamda bizim için önemli olan şey çocuğumuzun risk grubunda girmesi, tipik gelişimden bir şekilde, yaşıtlarından bir şekilde geri kalması ve onun için gerekli müdahalenin yapılmaya başlanması. Bunlar yapıldıktan sonra gerisi zamana kalıyor. Doğru şeyler yapılarak zamana kalıyor. Bunları söyleyebilirim. Daha somut şeylerle gelirseniz ne yoktu, neyi kazandığı ve şu ne kadar zamanda kazandığı söylerseniz daha net konuşurum. Öğretmenimiz çocuğun bir hata yaptığında öğretmeni sandalyeye oturtup ha şu sandalye olayı. Evet değişik bir ismi vardı. Ben mola olarak onu düzelttim. Sandalyeye oturtup düşün bakalım ne hata yaptın bir daha yapma diye yapıyormuş. Yok bu şey yani bunun benim anlattığım molayla çok alakası yok. Ya yani evet bir yalıtma var ama bu yalıtmanın doğru yapılması gerekir. İzole var ama bunun doğru yapılması gerekir. Bir kere hani düşün bakalım şimdi çocuğunuzla ilgili okul çağında hani muhtemelen en az hani bir anaokulu dönemindedir. Belki birazcık daha büyük olduğunu düşünüyorum yaşın. Hani ilkokul ya da üstü bir sınıfta ilkokul olma ihtimali yüksek. Bakın yazmadığınızda ben başlıyorum tahminlere. Ve oradan yürüyorum. Dolayısıyla ya düşün bakalım o yaş çocuğunda ne kadar etkili olur. Bir kere şunu başarır öğretmen. Yani herhangi bir problem davranış varsa o problem davranışa hani böyle gerine dikkat çekmiş olur. Bizim hep en başta söylediğimiz bir problem davranışta ilk yapılmaması gereken şey davranışa dikkat çekmedir. Eleştiri tuzağı dediğimiz yetişkinin düştüğü ve mevcut davranışı arttırmaya yönelik olan faaliyetlerden bir tanesidir bu. Bir kere bunu başarır. Yani bu yaptığı da problem davranışın bir sonraki seferde yeniden ortaya çıkma olasılığını arttırır. Bir kere bunu başarıyor bu öğretmen. Onu söyleyeyim. Yani ne yapıyor? Bu yapmış olduğu yöntemle belki geçici olarak problem davranışı böyle bastırıyormuş gibi görünebilir. Fakat bir sonraki süreçte bilin ki bu mevcut davranış kat ve kat arta arta devam edecek. Çünkü davranışa, tabii davranış niteliği de önemli burada. Gerçekten çocuk dikkat çekmek amaçlı yapıyorsa bu %100 artacak zaten. Çünkü amacı o zaten ve öğretmenin dikkatini çekmiş oluyor. Ayrı bir çocuk orada hani ne oluyor? Bir muamele görmüş oluyor. Bir sandalyeye oturtuluyor. Öğretmen geliyor. Burada düşün bakalım falan diyor. Ya da sınıftaki arkadaşların dikkatini çekiyor vesaire. O anlamda bana vermiş olduğunuz bilgilere göre bunları söyleyebilirim. Burada sıkıntı var. Şunu yapsa öğretmen, evet sen işte mesela yanındaki arkadaşlara vurduğun için bir süre burada oturmanı istiyorum. Çocuğun da vurma davranışı dikkat çekmek için vuracak. İnsanlar ona bakacak. Çocuk ondan bir doyum sağlayacak ve bu şekilde davranış pekişe pekişe gidecek. Biz bu sarmalı engellemek için ne yapıyoruz? İşte mola dediğim hadiseyi yapabiliyoruz. Çok kısa sürelerle ve çocuğa yapmış olduğu davranışı fark ettirmek adına bunu yapıyoruz. Otursa hiçbir şey söylemese ve bir süre sonra evet hadi bakalım yerine geç dese ve sonrasında malum problem davranışın artıp atmadığını gözlemlese daha sağlıklı olacak. Konuşması şey davranış arttırır onu söyleyeyim ben. Evet. 8 yaşında kızım ciddi özgüven sorunu var.
kendisini savunamıyor demişsiniz. Ne yapmam gerekiyor? Zaten bu problemi tespit etmişsiniz. Doğru ise 8 yaş farkındalığını da yazsaydınız keşke, mutlu olurdum. Gene fal bakmaya başlıyorum. Tabii ki birçok gruba girebilir ama özellikle DEP ve öğrenme güçlüğü vakalarında bunu çok 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 fazla yaşıyoruz. Diğer farkındalık gruplarında tipik gelişime çok yakın grupta gene yaşıyoruz. Çünkü çocuk çevresinin farkında olduğunda zaten hani kendi yeterliliğini ve yetersizliğini tartıyor ve dolayısıyla ona göre yetersiz olduğu alanlarda düşük benlik saygısı dediğimiz, yani özgüven diye çevirdiğimiz durumu yaşaması çok normal. Farkında çünkü. Dolayısıyla ona göre de kaygı durumunun yükselmesi gayet olağan. O anlamda şimdi bu özellik kendisini savunamıyor. Hani haksızlığa uğradığında vesaire bir ya da herhangi bir ortamda işte fikrini ifade etme anlamında da olabilir. O anlamda da sorabilirsiniz. Bütün bunlarda bu özgüven meselesi ilgili videosu var efendim. Edep ve Öğrenme Güçlüğü grubuna atmış olmam lazım YouTube kanalımda. Oynatma listesinden erişebilirsiniz. Kolayca erişmez adına söylüyorum. Düşük benlik saygısı videosunu bir izlemenizi öneririm. Orada detaylarıyla anlattım neler yapmamız gerektiğini. Öyle akşamdan sabaha gelişen bir hadise değil. Sistemli olarak çocuğun özellikle yapabildiği şeylerin ön plana çıkartılarak yapamadığı şeyleri, yani o aradaki farkı yapabildiği şeylerle kapatmasına ve bunu düzenli bir şekilde vurgulamamıza ve çocuğa göstermemize, yani senin yapabileceğine inanıyorum'u vermemize ihtiyacı var çocuğumuzun. Aynı şekilde eğitimcisinin ve çevresindeki diğer işte akranların ve insanların ve çocuğun da bunu gerçekten yapabildiğine inanması lazım. Yani yapması lazım. Yani yapamadığı şeyler daha ne güzel yapıyorsun dediğimizde hani çocuğumuzun hani aklıyla birazcık alay etmiş oluruz ve gene çocuğumuz düşük benlik saygısı durumuna, yani özgüven problemine devam eder. İlgili videoyu bir izleyin. Daha net anlayacaksınız diye düşünüyorum. Evet. Elif Hanım, kızım 16 yaşında otizmli, kalem ve defterden nefret ediyor. Ders yapınca sinir krizine giriyor. Zorlamadan yaptırıyorum, ödül veriyorum, oyun şeklinde yapıyorum. Her yolu denedim yıllardır ama aynı. Şimdi bu dersin gerçi bir sürü şey denemişsiniz ama burada hani eğitimcimizle ilişkisi nasıl? Eğitimde nasıl yani? Sadece sizinle olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya eğitimde de öyle diye bir ifade kullanmadığınız için. Dolayısıyla siz neler yapabilirsiniz bütün bu durumlarda? Öncelikle ders yaptığı ortamı mesela değiştirebilirsiniz. Yazmadığınız için söylüyorum. Belki bunu da denediniz. Bir ortam değişikliği olabilir. Dersi bölümlere ayırabiliriz. Yani nedir? İşte bir yarım saat, işte 40 dakikalık bir derstir bu. Ya da zaten üstünde olmaması gerekir açıkçası. Ya o bile çok fazla uzun bir zaman. Hani ödev anlamında derslerden bahsediyorum. Eve verilen ödevlerden bahsediyorum. Bunlar bölümlere ayrılabilir. Aralarda hani küçük molalar verilebilir. Çocuğumuzun hem odaklanmasını hem de motivasyonunu arttırma adına bu molalarla tabii yeniden derse dönme ihtimalimizin de olması lazım. Hani çocuğa işte 10 dakika yaptık bir şeyler, devam etmemiz gerekiyor. Hadi birazcık mola verdik. İşte 20 dakika atıyorum mola verdik. Sonrasında çocuğumuzun derse tabii dönememe gibi bir riski de var. Hani onu da sağlamamız gerekiyor. Orada birazcık daha tutarlı ve kurallı iyi koymak gerekiyor çocuğumuza. Bu sisteme alıştırdığımızda evet çocuğumuzu dersle hani bir barıştırma durumuna gidebiliriz. Ben yazmadığınız için hani mola öneriyorum. Ara vermeyi öneriyorum yani. Yani küçük teneffüsleri öneriyorum. Belli zaman dilimlerinde yani mevcut ödevleri parçalara bölerek parçalı zamanlarda yaptırmanızı öneriyorum. 11 aylık oğlumda otizmden şüpheleniyorum. Ne yapmam gerekiyor? Kaç yaşında belli olur? Şöyle bakın, bu yaş olayı da gene çocuğumuzun eğer var ise otizmden etkilenme derecesine göre farklılık gösterir. Şimdi farklı farklı muhtemelen araştırdınız. Farklı farklı işte yaş dönemi,
Ya da ay dönemi göreceksiniz. Ya işte 6 aylıkken başlar belirti. İşte 1 yaşında başlar, 1 yaşında başlamasa hiçbir şey yoktur. 1,5 yaş, 2 yaş, 2,5 yaş. Bir sürü bir şey göreceksiniz. Bunların hepsi yani bireyden çocuktan çocuğa değişir. Çünkü her çocuğun eğer otizmse şüphelendiğimiz şey otizmden etkilenme derecesi farklıdır. Bir de önümüzde hani kapı gibi diyeceğim regresif otizm dediğimiz bir hadise var. %20 ila 30'luk grup yani 100 otizm tanısı alan çocuktan 20 ila 30'luk grup buna girer. Nedir bu? 2 yaşa kadar hani normale yakın bir seyir. Aralarda aslında bir uzman baktığında bir şeylerden şüphelenebilir ama dışarıdan bakıldığında anne baba nazarında 2 yaşına kadar tipik gelişime yakın bir seyir izlerken 2 yaşında birden çocuğumuzdaki seyir tersine dönmeye başlar. Özellikle bu konuşmayla çok kendini hissettirir ve biz bunları şeyde çok duyarız. Belki sizler de hani duyuyorsunuz. Belki sizin çocuklarınız da diğer aileler için söylüyorum. Yaşadığınız bir durum olabilir. Ya hocam işte bazı çocukları vardı. Gayet güzel göz kontağı kuruyordu, bakıyordu. Çevresini takip ediyordu. Bir sorun yoktu. 2 yaşından sonra birden konuşmamaya başladı. Birden işte kendini kapatmaya başladı. Göz kontağı açtı, azaldı, kesildi vesaire gibi. O tipik otizm özelliklerinin hani böyle mısır patlaması gibi patır patır gelme durumu olabiliyor. O anlamda sorunuza geliyorum. 11 aylık iken nelerden şüphelendiğinizi yazmadığınız için yuvarlak konuşuyorum. Bir kere size şey öneriyorum. Dersimiz eğitim YouTube kanalına giriyorsunuz. Otizm oynatma listesini buluyorsunuz. Orada anne babalar için erken tanı için anne babalara ipuçları, ailelere ipuçları şeklinde bir videom var benim. Çok detaylı bir videodur. Oradaki becerilere göre yani çocuğu neler yapması gerekiyor, neler yapmaması gerekiyor, lara göre, oradaki özelliklere göre kendi çocuğunuzu şöyle bir tartmaya çalışın diyeceğim. Çünkü herhangi bir şüphe duyuyorsunuz sadece. Sanırım bir görüş almadınız, bir değerlendirme almadınız. Herhangi bir uzmanla görüşmediniz, çocuk psikiyatrıyla görüşmediniz. O anlamda onu bir izlemenizi öneriyorum. Orada bütün detayları bulacaksınız. O videoyu izledikten sonra da şüpheleriniz yani eğer halen var ise mutlaka çocuk psikiyatrıyla görüş almanızı öneriyorum ben. Yani ya işte 2 yaşına kadar beklemek gerekiyormuşu çok düşünmeyin olur mu? Çünkü bakın tanı olması gerekmiyor. Adının konması gerekmiyor. Çocuğumuz 11 aylık ve artık 1 yaşa doğru evriliyor. 1 yaş tipik gelişim gösteren çocuklara göre bir farklılığı var ise o farklılığı hemen yakalayıp erken özel eğitim programlarından faydalanmasını sağlamamız gerekiyor ki ne olacak ne olmayacak yani hazırlıklı yakalanmamız gerekiyor. O erken yakaladığımızda inanın süreçleri çok farklı. Tabii doğru eğitim aldığında çok farklı yönetebiliyoruz. Lütfen bahsettiğim videoyu izlemenizi istiyorum. Ona göre çocuğunuzu bir değerlendirmenizi istiyorum. Eğer şüpheleriniz devam ederse video izledikten sonra uzmanla görüşün. Ve akabinde bizim çünkü şeyde çok uzun anlattım ben. Yeni başlayan otizm akademimiz var bizim biliyorsunuz artık akademik çalışma yapıyoruz. Yani düzenli eğitimler veriyoruz efendim. Hani akademi deyince biraz hani ürküyor insanlar ya demek işte öğretmenler. Hayır alakası yok efendim. Sonuçta bu sürecin içerisindeki herkese hitap eden bilgiler veriyorum. Otizm Akademisi'nde başladık ve 2-3 bölümdür, yayındır. Bu ipuçlarını konuşuyoruz işte erken tanı için. Neden şüphelenmeliyiz, neden şüphelenmemeliyiz, nereye kadar normal, nereye kadar anormal. Detaylı bir şekilde bunları konuşuyoruz. Yani nasıl tanık olurdan başlayarak süreci eğitime kadar götüreceğiz. Yetişkinliğe kadar gideceğiz. O anlamda ilerleyen süreçte eğer bir durum olursa sizi Otizm Akademisi'ne de bekliyorum. Evet, o anlamda belli bir yaş dilimi vermen doğru değil. Kaç yaşında belli olur diye bir daha sormuşsunuz. Önemli olan şey şu an için hangi belirtiler var onlara bir bakmak gerekiyor. Ha ya şimdi bakın 2-3 yaş bandı hani tabiri caizse otizm tanısı için bir oturma dönemidir. Ama bu yaşa kadar beklemememiz gerekiyor. O anlamda sizi erken uyarıya ve erken risk grubuna almamız gerektiğini söylüyorum. Yoksa 2-3 yaş bandı evet bizim için çok kritik bir seyir.
Ama ya işte bir takip edelim. Evet biraz bir şeyler gerilik var ama hani ilerleyen zamanda bakarızı beklemek çok ciddi bir risk. Buna girmememiz gerekiyor. Öyle ifade edeyim. Evet efendim. Müsaadenizle. Evet Aytaç Bey. Teşekkür ederim hocam. Öğretmenimiz özel eğitimci değil. Din kültürü öğretmeni sanıyorum. Evet. Evet. Doğaçlama bir yöntem bulmuş kendince ama dediğim gibi bu şekilde çözmesi çok mümkün değil. Sema Hanım. Erkut Hocam iyi yayınlar. Ertuğrul bu aralar altına kaçırıyor. Ne yapmam gerekiyor? Çok sık olmaya başladı. Tuvalet eğitimini kazandırmıştınız. Bir süre iyi gitti. Ve birden sık bir şekilde işte gece ya da gündüz fark etmeksizin alt kaçırmaları başladı. Önce bu aralarsa gerçekten hani mevsime denk düştüyse hani havaların soğumasıyla olabilir mi? Olabilir. İşte bu aralar ya yakın zaman mı? Yani bir mikropik bir durum da olabilir. Hani o anlamda bilmiyorum. Gerçi öyle bir şey olsa zaten doktora götürürdünüz ya da götürdünüz belki herhangi bir sorun yok dedi. Öyle bir şey de olabilir. Onlar yok ise birdenbire başladı ise ilk olarak aklımıza dikkat çekme gelir. Bu altına kaçırmaya başladığı dönem içerisinde öncesinde Ertuğrul için hani önemli bir bizim için çok önemli olmayabilir ama Ertuğrul için önemli bir hadise olduğu ise ona karşı bir refleks olabilir. Çünkü tuvalet kontrolünü kazanmış bir çocuğun birden yapmaya başlamasında işin fiziki sağlık boyutlarını geçtiyse gene davranışsal sorunlar ararız biz. O anlamda öyle bir şey var mı? Onun için önemli olabilecek bir şey. Ya atıyorum şimdi mesela işte mekan değişikliği, ev değişikliği, şehir değişikliği, işte bir kardeşinin olması gibi gibi durumlar genelde bu bizde bu geriye ket vurmalara yani eskiye dönmelere neden olabilir? Böyle bir şey var mı acaba? Böyle bir şey var ise süreç içerisinde bu biter. Yani yeniden ya şey yani tuvalet eğitimi unutulmaz. Tuvalet kontrolü unutulmaz onu söyleyeyim. Yani öyle bir şey yok. Eyvah geriye mi dönüyoruz, eskiye mi gidiyoruz? Yok öyle düşünmeyin. Dönemlik bir dediğim gibi bir hadise olabilir. Dikkat çekmek için olabilir. İlgi üzerine toplamak için olabilir. Bunu yaptığında siz ne yapıyorsunuz? Yani altına kaçırdığındaki genel tepkisi nedir? Rahatsız oluyor mu olmuyor mu bunlar önemli. Ona göre farklı farklı yorumlar yapabiliriz. Bakın bir altına kaçırmada neler arıyoruz. Bir sürü şey arıyoruz. Bütün ihtimalleri söylüyorum. Şu an için dediğim gibi sağlık vesaire olayı problemi yok ise şeye dikkat çekmeyin. Gene problem davranışa. Efendim problem olan bir davranış şu anda bu. Dikkat çekmiyoruz. Neden altına kaçırdın? Niye altına kaçırıyorsun? Artık sen büyüdün vesaire vesaire gibi çok iyi niyetle söylediğimiz ifadeleri söylemeyelim. Ne yapalım? Altına kaçırdığı için sözel olarak herhangi bir pekiştirme yapmayalım. Çocuğumuzun ihtiyaçlarını karşılayalım. Dikkat çekmek için yaptığımdan emin isek ama belki bu kıyafet değiştirmeleri biraz ağırdan alıp çocuğumuzun bu altına kaçırılmadan rahatsız olmasını sağlayabiliriz. Ama dikkat çekmek için yaptığından emin isek bu geçerli. Onun dışında en azından hiçbir şey söylemeyip normale devam etmek, çocuğumuzun üstünü değiştirip devam etmek, ne yapıyorsak ona devam etmek en sağlıklısı olacaktır. Bunları söylüyorum. Evet. Devam edelim efendim. Tamam Ayfer Hanım. Ki yayında da beraberdik değil mi? Hiperleksi tip 3'e uyuyor ama sosyal uyum sorunu var. Çok özür diliyorum. Gerçekten hani çok fazla aileyle bir de bazı hani kullanılan isimler işte hesap adları birbirine çok benziyor. Orada zaten hani çok zorlanıyorum. Daha dün beraberdik hatta. Dün yayındaydınız. Hiperleks Akademisi'ne katılıyorsunuz. Evet yeni başladınız. Evet. Hiperleksi tip 3'e uyuyor ama sosyal uyum sorunu vardı. Evet. Şimdi evet. Orada da söylüyorum da gene söyleyeceğim. Bakın hiperleksi tip 3 ise geçecek. Geçecek. Eğer hiperleksi tip 3 ise geçecek. Yani yanılmıyor isek yani tip 2 ile bir haşir neşirliği yok ise yani otizm artı hiperleksi diye tabir ettiğimiz tip 2 ile
bir benzeşme yok ise, doğru iz üzerindeyse hiperleksi tip 3 geçecek. Geçecek ama biz bütün tedbirleri alarak bu sürecin sağlıklı ve ilerleyen süreçte çocuğumuz için en az risk oluşturacak şekilde planlayarak tabii. Yani tamam, o zaman bırakalım anlamında. Siz bunu biliyorsunuz zaten de, sizin de evet uzun bir şekilde yazıştık. Diğer aileler için söylüyorum. Tabii ki bütün tedbirleri alarak, bütün eşsel tedbirleri alarak, dikkat ederek, ki bu dönem zor bir süreç olacak bizim için. Evet. Hocam merhaba, 2,5 yaşında oğluma atipik otizm teşhis konuldu. Yemek konusunda GAPS diyeti önerildi ama benim çocuğum yemek konusunda her şeyi yiyor. GAPS diyetine ihtiyaç var mı? Güzel bir soru. Evet. Yapsak mı, yapmasak mı? Diyetler. Şimdi önerildi. Aileler önerdi muhtemelen. Şöyle duyuyorsunuz, duyacaksınız. Başka diyetlere duyacaksınız. Bu diyet mevzu hani teyide muhtaç bir durumdur. Şimdi artılarının olduğu kadar eksilerin de olabileceğini iyi planlamak gerekir diye giriş yapacağım. Daha sonrasını getirmeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Şimdi bunu her şeyi uzmanına bırakmak gerekiyor. Şimdi benim kendi deneyimlerim var mı? Çok var. Ya diyet uygulanan çocuklarla diyet uygulanmayan çocukları gözlemlediğinizde, çalıştırıcı çocuklar arasında bir fark gördünüz mü? Ben görmedim. Sabri söylüyorum. Bunu 25 yıllık deneyimime göre söylüyorum. Bu bakın ya şey değil. Ya o zaman olur mu canım, işte orada bir çocuk varmış efendim, bir aile varmış, GAPS diyetini düzenli bir şekilde uygulamış ve inanılmaz yol almış. Bakın orada da hani ciddi yanıklar içerisinde gidiyoruz biz. Herhangi bir şey uygularken çocuğumuza, herhangi bir şey uyguluyoruz değil mi? Bunu uygularken ama diğer tedbirleri devam ediyoruz. Yani eğitim tedbiri, özel eğitime devam ediyoruz. İşte diğer olması gereken yaklaşımlara devam ediyoruz. Yanında bir de GAPS diyeti uyguluyoruz. Hangisinin gerçekten işe yaradığını anlamak zordur. Şimdi burada ne olur? Hani mantı abi, ya insanın aklına yatan şeye biz, aa evet işte diyet yaptık ondan çocuğumu topladı. Bu çok hani sağlıklı değil. Bunun ölçümü zordur. Onu demeye çalışıyorum. Ha yani hani çocuğumuzu bir öyle bir şey tabii ki önermemiz mümkün diye denek olarak kabul edersiniz. Sadece işte GAPS diyeti uygularsınız. Bir diğer çocukta işte sadece eğitim. Hani umarım böyle bir şey yapmıyorlardır. Yani bazen oluyor. Yani şöyle aile diyor ki ben GAPS diyeti uyguluyorum, eğitime falan inanmıyorum. Efendim onun dışında ben kendi öğretmenimi kendim yaparım. Ben çocuğumun öğretmeni olurum, ki çok tehlikeli, hiç hoşlanmadığım bir laf. Yani hiç hoşlanmadığım bir laf derken ilerleyen süreçte çocuğa ve aileye o kadar ağır getirisi olabilecek bir durum ki evet kendince haklı, yanlış eğitimler görmüş vesaire, doğru öğretmeni tanışamamış. Bunların hepsine katılırım ama ben kendi işimi kendim yaparıma girdiğimizde ciddi bir hataya gidiyoruz. Dolayısıyla bu diyet mevzuunda toparlıyorum. Önemli bir hadise olduğu için biraz açmak istedim. Bakın gözlemlerimle konuşuyorum. Şimdi bu konuya tabii ki biz çok değindik. Dersimiz Özel Eğitim YouTube kanalına giriyorsunuz. Otizm ve beslenme diye bir bizim oynatma listemiz var. Onu tıklıyorsunuz. Orada 3 tane yayın göreceksiniz. İkisi bizzat uzmanından, beslenme uzmanı, diyetisyen sevgili Gülçin Elverdi Gazioğlu. Aynı zamanda benim eski bir velim. Çok küçük yaştayken çocuğuna dokunmuştum. Şu anda kocaman delikanlı oldu. Dolayısıyla hem bir anne olarak hem de işim uzmanı olarak, beslenme uzmanı olarak gerek diyetler, gerek beslenme, probiyotikler, her şeyle ilgili ciddi bir buradan uzun bir yayın yaptık. O var. Bir yıl öncesinde daha kısa bir röportajımız var burada beraberken. Dolayısıyla o videoları izlemenizi istiyorum. Ondan sonra daha sağlıklı, hem bir tanısı olan, otizmli evladı olan anneden, hem de beslenme uzmanından, ikisini bir arada zor görürsünüz. Dolayısıyla o iki yayını izleyin. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Merhaba hocam. Uyaran eksikliği hafif, dürtüsel 6 yaş çocukta.
Abaterak mi flor tayı mı daha etkili olur? Hareket eğitimine gidiyor. Dürtüsellik özellikle okulda çıkıyor. Şimdi şöyle Müge Hanım, uyaran eksikliği 6 yaş mı acaba? Yani biz uyaran eksikliği de bir dönem. Şimdi otizmle karışan durumlar arasında bir tanı falan değil bu. Mesela hiperleksi de öyle. Bir tanı grubu değil. Bir dönem olarak kabul ederiz. Kabul etmeyenler de var. Hani öyle bir şey olmaz. Uyaran eksikliği diye bir şey yok. İşte bu otizmdir. Evet diyen uzmanlar var. İşte DSM-5'te uyaran eksikliği diye bir tanı grubu tanımlanmış değil. Tamam, bunların hepsine katılıyorum ama şöyle bir şey var. Sonuçta bir arada bir hadise var. Bu bir gerçek. Adını konmaya muhtaç. Ki ben uyaran eksikliği var diyenlerdenim. Yani buna inananlardanım. Bir eğitimci olarak. Evet, dolayısıyla ama uyaran eksikliğini biz hani ilk çocukluk döneminde hani başlar doğru çocuğumuza doğru tepkiler verildiğinde, doğru uyaranlar verildiğinde, doğru destek verildiğinde bitmesini bekleriz. Hani 3 yaş bilemedin 4 yaşta hani artık bu sürecin bitmesi lazım. Evet, çocukta bir tipik gelişime göre bir gerilik oluşur. Çocuk desteklenir. Çocuk süreç içerisinde belli bir hızla, yani belli bir hız gerekir bunda. Yani çocuğumuzun hızlı ilerlemesi gerekiyor daha doğrusu. Ve tipik gelişime yaklaşıp yakalamasını bekleriz. 6 yaş gözlem yapılıyordur. Her şey de iyidir belki. Dürtüsellik demişsiniz. Hani bir gene de bir bilgilerimi sizinle paylaşmak istedim. Ki uyaran eksikliği otizmi diye bir videom da var YouTube'da. Çok da izleniyor. Onu da tavsiye ederim. Siz başka bir şey soruyorsunuz bana. Ben başka bir şeye takıldım. Sorunuzun cevabını vereyim. Abaterap mı, floor time mi etkili oluyor? Ya floor time 6 yaş. Yani floor time çok sıcak bakmayanlardanım ben. Bir kere onu hani eğitim metodu olarak kabul etmemiz kanıt temeli değil çünkü. Yani bilimselliği kanıtlanmış çeşitli değerlendirmeleri, testleri vesaireleri yapılmış bir durum değil henüz. Evet, birkaç makale bir şeyler bulabiliriz. Evet, yani güzel de tuttu gidiyor. Tamam. Ama zaten 6 yaşında dürtüselliği var. O anlamda zaten dürtüselliği konuştuğumuz abaterapi, yani ama bu işin popüler ismi bizim savunduğumuz şekliyle o da uygulamalı davranış analizi. Benzeştikleri, örtüştükleri, ayrıştıkları var. Ama birazcık daha böyle marka isim. Hani bir marka konmuş adı. Evet, davranış yönetimini, davranış terapisini kesinlikle ve kesinlikle dürtüsellikte öneriyoruz. Mesela depli vakalarda biz kesinlikle davranış terapisini öneriyoruz. Ve onlar da biliyorsun dürtüsellik çok fazla, çok yoğun. Ana problem zaten. Onun çözümünde çok etkisi var. Dolayısıyla ikisini sordunuz. Ben aba diyeyim, geçeyim. Ama doğru ellerde. Yani aba da biraz çünkü hani diyorum ya işin marka ismi oldu. O anlamda hani aba terapistiyim, aba terapistiyim dolaşıyorlar ortada da hani öyle 2 aylık, 3 aylık öyle bir şey yok. Yani bir özel eğitimci eli değmesi lazım diyeyim. Gerisini size bırakayım. Evet. Merhaba hocam. Oğlum dev ve hafif düzey zihinsel evet. Göz kontağı kuramıyoruz. Sürekli elini burnuna ağzına götürüyor. Ne yapabilirim? Bu davranışı bırakması için. Def ve hafif düzey zihinsel gereksinimi var. Göz kontağı kuramıyoruz. Yani kaçırıyor. Gözlerini kaçırıyor. Yoksa belli bir düzey bekleriz biz. Sizinle ilgili belki bir sorun. Hani okulda böyle problem var mı? Olmayabilir. Ya da daha azdır. Davranışsal bir hadise zaten. Arkasından diyorsunuz ki sürekli elini burnuna ağzına götürüyor. Ne yapabilirim? Bu davranış bırakması için. Şöyle davranış problemleri videoları tam sizlik. Otizmli çocuklarda diye başlar o ama sonuçta o birazcık konuya dikkat çekme içindir. Orada daha yoğun yaşadığımız için. Yoksa bu davranış problemleri tüm çocuklar içindir. Onu söyleyeyim. Yapılması gereken adımlar içinde küçük nüans farklılıkları olsa da aynıdır. Sonuçta uygulamalı davranış analizinin bize bahşettiği yöntem, tekniklere göre gideriz biz, detaylara göre gideriz. O yüzden o videoları izlemenizi istiyorum. Dersimiz özel eğitim YouTube kanalına giriyoruz.
Davranış problemleri video paketini oynatma listesinden buluyoruz. Dosyayı tıklıyoruz. Bir sürü video göreceksin. Bir kere hepsini izleyin. Bu sürece tam hakim olmak adına. Yoksa pratik bir şeyler söylüyorum ama o videoları tam izlemediğimizde bir şeyler eksik kalıyor ve uygularken ister istemez tabii ki sıkıntı yaşıyoruz. Zaten anne baba olarak bu yöntemleri harfiye uygulamanızı beklemek biraz güç kolay da bir iş değildir. O anlamda sadece size yordam göstermek, en azından yapılmaması gerekeni hep söylüyorum, yapılmaması gerekeni yapmamak çok önemli. Bunu yaptığımızda bile yani yanlış tuşlara basmadığımızda bile çocuğumuza o kadar büyük katkıda bulunuyoruz ki. Hem sizin bilinçlenmenizi istiyorum, aydınlanmanızı istiyorum ve bunları uygulayan eğitimcilerle, bu problemleri çözebilecek eğitimcilerle çalışmanızı istiyorum. Hani doğru özel eğitimi anlatmaya çalışıyorum. O yüzden önemli. Yoksa tek başınıza sizin bu yöntemleri tepeden tırnağa yaparak problemleri çözme. Hani dedim ya biraz önce kendi işimi kendim yaparım canım. Çocuğumun öğretmeni olurum gibi tehlikeli bir duruma girmenizi kesinlikle istemiyorum. Ama yapmanız gereken bir sürü şey var. Dolayısıyla bunları yapmak adına o videolar gerekiyor. Dolayısıyla şimdi burada da yapmak gerekir. Alternatif davranış. Bak bir sürü şey söyleyeceğim. Onları orada göreceksiniz. Alternatif davranış pekiştirme olabilir. Onun dışında duruma göre bedel ödeme kullanılabilir. Yani bu davranışı yaptığında onun için değerli olan bir şeyi çekebilirsiniz. Alabilirsiniz bir süre. Dolayısıyla davranış bittiğinde geri verebilirsiniz gibi gibi. Ama dediğim gibi detaylı nüanslara bahsettiğim videolardan daha rahat erişeceksiniz. Alternatif davranış geliştirme de bu yapmış olduğu davranışı yerine geçebilecek olumlu bir şey bulmaktır. Olumlu bir davranıştır. Yani elleriyle yaptığı efendim daha olumlu bir şey vererek çocuğa o olumsuz davranışı alıp olumlu davranışı vermektir. Detaylarını izleyin lütfen. Ve sarılın, orada bir sürü video var sizler için. Hocam boş kaldığında ekolalik çok yapıyorsa ne yapmalı? Boş kaldığında ekonomik faaliyet çok yapıyorsa, genelde boş kaldığında ekonomik faaliyet çocukta varsa zaten boş kaldığında artacaktır. Bu ekonominin doğasında olan bir şeydir. Ekonomik faaliyet yapan çocuğun gelişim düzeyi çok önemli. Yani çocuğun neleri başardığı, neleri başaramadığı, hangi seviyeye geldiği, yaş düzeyi, işte tipik gelişimler arasındaki fark çok önemli. Dolayısıyla eğer çocuğumuzun iletişim becerileri tam gelişmediyse, sosyal uyum becerilerinde halen sınırlıkları var ise, hani birazcık daha böyle yaşını 6 yaş üstü gibi düşünmeye çalışıyorum. Altında da çok fazla yaşarız. Dolayısıyla bunlar gelişmediğinde çocuk kendi kendine haz içeren faaliyetlerinde olan ekolaliği kullanabilir. Şimdi bizimdeyken amaçlı iletişime yönetmekteyiz. Yapmamız gereken tek başınayken, ya mümkün olan olduğu kadar ekonomik faaliyeti olan çocukları mümkün olduğu kadar bir kere yalnız bırakmamayı öneriyorum ben. Mümkün olduğu kadar hani yaşamın, hayatın içerisinde olmalarını istiyorum. Yani tek başına işte otururken yalnız kaldığı bir ortamda çocuğun yapabileceği şeyler var. Onlardan bir tanesi ekonomik faaliyet ve bunu tercih ediyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar hep hayatın içinde olacak şekilde yanımızda, ya mümkün olduğu kadar diyorum. Her zaman bu mümkün değil, bunu biliyorum. Çocuğun ayrıca yalnız kalmaya ihtiyacı var. Buna da kesinlikle katılıyorum. Ama özellikle ekolojik faaliyet başladığında ya da ona yeltenme anı yakaladığınızda mümkün olduğu kadar sizinle sosyal hayatın içerisinde, yani sosyal hayat derken en az 2 kişinin olduğu ortamı bahsediyorum. Efendim 10 kişilik, 15 kişilik mutlaka öyle kalabalık gruplar içerisinde olacak diye bir şey yok. O yüzden sosyal hayatın en az 2 kişinin olduğu bir ortamda çocuğumuzun amaçlı bir faaliyetle, hem ifadesel olarak, iletişim olarak amaçlı bir faaliyetle, hem de diğer işte motor olarak işte bir şeyler yapması, bir şeylerle uğraşması anlamında, faaliyet anlamında söylüyorum. Amaçlı bir şey yapması gerekiyor. Önemlisi bu. Ekonomiyle ilgili dil konuşma oynatma listesinde ders özel eğitim YouTube kanalından lütfen detaylı videolar var. Onları izlemenizi istiyorum. Orada daha fazla detay bulacaksınız. Evet. Mustafa Bey.
3 yaşındaki atipik otizm tanılı kızımız kalem takıntısı var. Göz teması ve yüzmede göz teması ve yüzmede kalemi kullanıyorum. Takıntıları kendimize koz olarak doğru mu? Şöyle şimdi takıntıları yönetmeyi duruma göre ben öneririm. Kullanırız, bizler de kullanırız. Ama bunu çok hani dengeli yapmak lazım. İşte her şeyi bir hani azı karar çoğu zarar diyor ya eskiler. Aynen öyle. Bunu dengeli yapmamız lazım. Bunu dengeli yapamadığımızda hem takıntıları pekiştirme yani çünkü aynı zamanda hani hep ön planda tutmuş oluyoruz. Çünkü bu takıntı yani risk alıyoruz aslında bir davranışı arttırayım derken diğer davranışı kullanmak. Ama genelde uyguladığımız bir durumdur, bir yöntemdir ama çok dengeli yapmak gerekir. Çok abartmamak gerekir ve asıl amaç çünkü burada çocuğumuzun işte kalem uyaranı olmadan işte göz kontağı çalışsın söylüyorsunuz. Kalem uyaranı olmadan göz kontağı kurmasıdır. Dolayısıyla bu kalem uyaranını kontrollü bir şekilde geri çekmemiz gerekiyor bir süre sonra. Başlangıçta ve sık kullanmamız gerekiyor ama süreç içerisinde seyrekleştirmemiz gerekiyor. Çocuğumuzun göz kontağındaki artışla paralel yerine başka etkileşim araçları bulmamız gerekecek. Sadece kaleme güvenmeyin derim ben. Bu uyarıyı yapayım ama mantık olarak evet doğru yapıyorsunuz. Evet. Hocam size video atsam olur mu? Senem Hanım şöyle olur. Şimdi bu videolar konusunda da gerçekten hani videolar, mesajlaşma, hani mesaj kutumda daha hiç bakmadım. 100 tane muhtemelen saymadım çünkü. Mesaj vardır. Bunlara artık gerçekten erişmekte zorluk yaşıyorum. Çok da sağlıklı olamıyor belki bazen. Videolar da aynı şekilde. Tabii ki yardımcı olmaya çalışayım. Burada hani bir hakkaniyet yaratma adına şimdi biliyorsunuz işte akademik faaliyetlerimiz başladı bizim. Otizm Akademisi, Hiperleks Akademisi. Şimdi onlara hani onlar abone olarak abonelik seçeneğiyle efendim şey yapıyorlar. Sürece sisteme dahil oluyorlar. Instagram kanalıyla. Hani onlara öncelik veriyorum. Çünkü zaten hani taahhütlerim arasında benim abone olurken çünkü karşınıza çıkan bir metin var. O metinde efendim işte mesajlaşma efendim danışmanlık vesaire şeklinde taahhütlerim var. Onlara öncelik vermek durumunda kalıyorum. Dolayısıyla ama biliyorsunuz 3 yılı tamamlıyoruz artık ders ve özel eğitim olarak. Şimdiye kadar hani limitsiz herkese yetişmeye çalıştım. Ama takdir edersiniz ki gerçekten benim de buna zaman ayırmakta ciddi güçlüklerim olmaya başladı. Öncelik biraz onların oluyor. O anlamda dönmeye çalışayım. Senem Hanım. Evet, çocukluk apraksisine öneriniz demişsiniz. Yani o kadar genel sormuşsunuz ki çocuğun yaşı, cinsiyeti, gelişim düzeyi onları içeren bir veri olsa elimde daha rahat konuşabilirim. Biraz daha detay yazar mısınız? Çocuğunuzla ilgili özellikle. Hocam 1,5 ayda göz teması var. İsmine hitap edince dönüp bakıyor. Çok güzel. İletişim kurmaya başladı. Çok güzel. Harika. 1,5 ay da bunları yapması büyük bir gelişme. Onu söyleyeyim. Büyük bir hız. Yani 1,5 ay bizim için çok kısa bir zaman dilimi. Bu seviyeye gelmesi çok anlamlı bir farklılığı, olumlu anlamda anlamlı bir farklılığı barındırır. Güzel bir hadise. Evet. 8 yaşında kızım ciddi anlamda özgüven sorunumuz var. Kendini hiç savunmuyor. Bunu okuduk. Cevapladık. Muhtemelen siz bir daha yazdınız. Görmem açısından. 1 yaşında çok özür diliyorum. Evet 1 saat 10 dakika çekilişte yapacağız biliyorsunuz. Bu arada girenler ayrılmasınlar efendim. Bir seans tekrar hatırlatalım. Yayının sonlarına doğru bir seans. Aile danışmanlığı. Online olarak yapacağım. Bir tarihimizle birazdan çekilişi yapacağız efendim.
Evet, 1 yaşında TB var. Evet, olduğu için otizm şüphesi vardı. Özel eğitim aldık. Şu an 3 yaş, otizm değil ama evde sürekli arayış içinde. Ha, arayış yukarıda yazmıştınız, değil mi? Ne yapsam, neyi karıştırsam? Hareketli, kreşe verdik şu an. Arayış nedendir? Arayıştan kastettiğiniz şey işte bahsettiğiniz gibi işte çekmeceleri karıştırıyor. İşte farklı şeylerle uğraşıyor. Hareketliliği var. Kreşe verdik. Kreşe yeni başladınız. Şu an arayış nedendir? Şimdi kreşe verdiniz, yeni başladınız o zaman. Yani süreyi de yazmamışsınız. Hani ya işte Eylül'den beri gidiyor ama halen bir farklılık yok. Durumu var yoksa işte yeni başladık yani işte 1 ay, 2 ay, belki birkaç hafta. Ben onu anlıyorum. Yeni başladıktan kastım onu anlıyorum. Dolayısıyla bir denemek lazım. Yani okul öncesi eğitimin bir farkı olacak mı bu problemler için bir denemek lazım. Yani arayış hareketliliğe yönük 3 yaş çocuklarında olabilir, olur. Risk grubuydu çıktı. O durum da olabilir. Biraz okul öncesi eğitimde gözlemlemek lazım. Özel eğitimi bıraktınız herhalde. Özel eğitimde bıraktınız. Hareketli diyorsunuz. Yani olası hiperaktivite için çok erken, yani tanı için bu yaşta konmaz. Hani olabilecek şeyleri düşünüyoruz. Çok erken. Dolayısıyla hani bir dikkat etmek gerekir. Olabilir mi ilerleyen yaşlarda? Çünkü 6 yaş civarında aslında netleşir. En rahat, en net tanı konabiliyor. DEB için öyle bir durum olabilir mi ileride? Şu okul öncesi eğitimde bir gözlemlemek lazım ya. Bir belli bir zaman, süreyi de yazmamışsınız. Oyun kurma pek yok diyorsunuz. Evet. Bir risk grubundan ama evrildik. Bir dönem risk grubundaydı. Oyun kurma zaten şimdi okul öncesi eğitim daha erken başlayabilir miydi hazırsa yalnız. Onun için kriterlerimiz var. O kriterleri acaba daha erken karşılamış mıydı? Ya da ancak yeni mi karşıladı? Ben yeni karşıladığını düşünüyorum. O anlamda okul öncesi eğitim iyi gelecektir. Oyun kurma için ve diğer arayışları için olumlu olması gerekir yazdıklarımıza göre. Ama DEP için de bir takip edilmeli. Kere dürtüsellik durumu, hareketliliği. Hocam merhaba, 2,5 yaşında atipik otizm teşhisi koydular. GEBS diyeti yapmayı önerdiler. İkinci GEBS sorusu ama benim çocuğum her şeyi yiyor. Aa, bunu konuştuk. İkinci diyecektim. İlki efendim. Bazen tekrar inanın yeni katılanlar özellikle bunu yapabiliyorlar. Haklı olarak ya sorum görülsün diye. Ben bütün soruları dikkatle okumaya çalışıyorum. Atladığım sorular evet bazen çok nadir gözümden kaçabiliyor. Burada ekran donuyor falan, orada işler karışıyor bazen ama şu an için öyle bir durum yok. Yeniden yazmanıza gerek yok aynı soruyu. Hocam hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ekolali var ve ders zamanı eşyaları atıyor. Evet, hiperaktivite bozukluğu, evet, depli çocuğumuz ekolalisi var ve ders zamanı eşyaları atıyor. Yaşını yazmadık. Ders zamanı zaten odaklanmada problem yaşıyor. Atma yani dürtüselliğimiz var. O oranda hareketliliğimiz var. Ve kendimizi kontrolde sıkıntılar yaşıyoruz. Ve özellikle sizde yani anne baba olduğunuzu düşünüyorum. Aile olduğunuzu düşünüyorum. Hani öyle eğitimci değil. O anlamda ev ortamında sanırım problem yaşıyorsunuz. Dersin özel eğitim YouTube kanalında DEP oynatma listesinde yani DEP'i buluyoruz. Dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğu, içerisindeki videoları, aileleri önerilerde, ders etkinlik anlarında, ders çalışırken neler yapmaları gerekiyor. Orada madde madde çok detaylı bir şekilde anlattım. İlgili videoyu izlerseniz size katkısı çok fazla olacaktır diye düşünüyorum. Evet, sorunuzun cevabını videoyla
vermiş oluyorum efendim. Hocam okumayı öğrendi ama yönergeyi anlamıyor. Model olunca, deneyim kazanınca anlıyor. Evet. Sözlü iletişimde yönergeyi anlamıyor. Ancak modellediğinizde, evet, taklitle anlıyor. Taklitle, yani ikisini birleştirmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş, yani yönerge, gerçi öyle yapıyorsunuz şu anda ama bunu hani dengeli bir şekilde bir geri çekmek lazım ya. Yani çünkü sürekli böyle gidemez. Artık okul, akademik olarak belli bir düzeye gelmiş çocuk, işte okuma yazmayı öğrenmiş ama bunu metinle verdiğinizde, yazıyla verdiğinizde, cümleyle verdiğinizde anlamıyor. Fakat bunu gösterdiğinizde, modellediğinizde anlıyor. Dolayısıyla evet, muhtemelen önce modelleyip ya da önce cümleyi verip sonrasında anlamadığında modelliyorsunuz belki. Öyle yapıyorsunuz eğer, tam tersini önereceğim bir süre. Önce modelleyip sonrasında cümleyle metin içerisinde yönergeyi, işte yapacağı etkinliği neyse, soru belki cevaplaması gerekiyor. O anlamda önce modelleme, sonra metinle, cümleyle, yazıyla süreci biraz götürmeye çalışalım. Okuduğunu anlamada da hani kayıp var. Okuduğunu anlamayı da pekiştirmek gerekebilir. Onun alt aşamalarını yapmak gerekir. İşte resimlerden gene orada biraz böyle taklit ve modelleme görecek, özellikle daha görsel uyaranlar görecek. O anlamda orası zenginleştirebilir belki. Onunla ilgili kitaplar da var. Eğer özel eğitim sınıfında ise, o da, onu yazmamışsınız. Fena değil bayağı. Gelen kitaplar, Milli Eğitim'in kitapları fena değil. Kademeli kademeli bir sürü okuduğu anlamaya geçiş var. Eğer öyle bir sınıftaysa, özel eğitim sınıfındaysa, o kitapların da katkısı olacaktır. Yoksa da edinilmeye bakılmalı. Benzeri, yani piyasada da var zaten. Oradan da edinebiliriz. Daha böyle kademeli şekilde okuduğunu anlamaya geçiş. Önce görsellerle, sonra kısa kısa cümlelerle, altında basit sorular şeklinde basitten zora doğru kademeli bir geçiş. Okuduğunu anlamada da zaten sıkıntılar yaşayacaksınız. Yaşıyor zaten. Belki ana sorun o. Hocam, bir hiperaktivite bozukluğu var. Ders zamanı daha çok pedagogu ile ders zamanı ve boş kaldığı zamanlarda ekoleri yapıyor. Reklam ezberliyor. Hatta ders zamanı eşyalar atması var. Ne yapabilirim? İkinci kez sordunuz. İlgili video önermiştim size. Aliye Hanım, Ders Özel Eğitim YouTube kanalında dikkat eksikliği pratiği DEP diye kısaltması olan, ki zaten sürecin içerisinde olduğunuz için onu anlayacaksınızdır. Oynatma listesinden ailelere önerileri izlemenizi isterim. Evet, ekolari içinde, ekolari ile ilgili dil konuşma oynatma listesinden ekolari videolarını izleyebilirsiniz efendim. Evet. Hazreti Rumuz olarak Samaya, Samaya Otizm Akademisi nasıl geç? Otizm Akademisi efendim, şöyle, benim profilime girdiğinizde, hesap profilime girdiğinizde, işte hesap bilgileri var üstte, orta kısımda abonelik yazan kutucuğa tıklamanız gerekiyor. Orası sizi yönlendiriyor. Evet. İyi akşamlar hocam. Oğlum 7 yaşında ilkokula başladı, okuma yazmayı 5 yaşında kendi öğrendi. Hiperaktivitesi var. Şu anda tek sorun sosyalleşmemesi. Ne yapmalıyım? Duyu dersi alıyorsunuz. Duyu bütünleme alıyorsunuz. Duyu bütünlemenin sosyalleşmeye katkısını, ya her böyle hani her dede deva, duyu bütünleme floor time. Duyu bütünleme çok önemli bir etkinlik. Önemli bir, bizim için önemli bir done. Ama yani sosyalleşme de problemi olan, ben başka bir şeye takıldım. Okuma yazmayı 5 yaşında öğrenmesine
kendi öğrendi. Şimdi 5 yaş hani bizim için birazcık daha büyük bir yaş ama çünkü başka bir şey geleceğim. Yeni girdiniz belki de 5 yaşından önce hece ifadeleri 2-3 bandında var mıydı? Heceleri okuma, tercihli okuma, işte ekrandan okuma, işte sağda solda gördüğü tabelalarda ilgisini çeken yerleri okuma, öyle kütür kütür okumadan bahsetmiyorum efendim. Çünkü sosyalleşme probleminden bahsediyoruz. Hiperaktif çocuğumuz, evet, sosyal uyum problemleri olur hiperaktif çocuklarımızın ama şimdi erken de okuyunca bizim sürekli bugün de dediğim gibi ne zaman katıldığınız yayına biraz önce de değindik yayın içerisinde acaba hiperleksi olabilir mi diye irdeledim. Sosyalleşmeyle ilgili 7 yaşında gerçi süreci atlamış oluyor artık 6 yaşa kadar olan dönem ama oradaki eksiklikler buna devam edebilir. Yani bu sosyalleşmeyle ilgili problem yaşamasına neden olabilir. Sizden ricam şu olsun. Yaş olarak geçtiniz ama problemleriniz devam ediyor. Ne yapmalıyım diye sorduğunuz için söylüyorum. Bir arşive bakmanız için yani çocuğunuzun önceki gelişimini bir gözden geçirmenizi isteyeceğim. O Ders Özel Eğitim YouTube kanalından hatta burada da biraz karıştırdıysa hiperleksi ile ilgili gerekli videolara ulaşacaksınız ama orada daha detayları var. Uzun röportajlarım da var benim. Hiperleksiye ben ayrıca önem veriyorum. Hemen yakalıyorum açıkçası. Ya da şüpheleniyorum kendi adıma. Ders Özel Eğitim YouTube kanalından hiperleksi oynatma listesinden oradaki videolara bir göz atmanızı istiyorum. Ve çocuğunuzu geriye dönük yani 2 yaşındayken, 3 yaşındayken, 4 yaşındayken neler yapıyordu? Oradaki belirtilere göre, oradaki izlenimlere göre bir çocuğunuzu kıyaslarız. Çünkü sosyalleşme meselesini çözmemiz gerekiyor. Genelde biz orada problem yaşıyoruz. Sosyal uyumda, sosyalleşmede, duygusal, sosyal becerilerde sıkıntılar yaşıyoruz. Kendi başına öğrenme. Çünkü 5 yaşı, 5 yaş öncesi kendi başına okuma becerisi, kendi başına okuma becerisi direkt hiperleksidir. Yani bu çocuk hiperleksiktir. 3 kademe, dolayısıyla 3 tip, hangi tip olduğu önemli oluyor. Sizde şu an için hiperaktivite var. Onu bir inceleyin isterseniz. Ona göre sosyalleşmesiyle ilgili yapılması gerekenler konuşuruz. Tekrar iletişime geçersiniz buradan. Evet, hızlıca efendim sonlandırma tabii soruları bitirdikten sonra çünkü şu çekilişimizi yapmak istiyorum. Yayınımızda da çok özür diliyorum parmağımla sizi rahatsız ettim. Evet, bir şeye bakmam gerekti. Evet, iyi akşamlar. Pardon, çocuğumun bağırsakları, bağırsak yazılmış bağırsaklarıdır. Çalışmıyor hocam. 5 yaşında atipik otizm. Tembellik var halk arasındaki tabirle. Bununla ilgili tıbbi desteği aldığınızı düşünüyorum. Almadıysanız oraya yönlendirmek durumundayım. Evet, bağırsak problemleri, bağırsakların çalışmasıyla işte otizm. Evet, arada bir paralellik söz konusu. O anlamda onun için metabolizm uzmanıyla görüşmeniz ve onun direktiflerini dinlemeniz faydalı olacaktır. Onun dışında gene otizm ve beslenme videolarından sevgili diyetisyen aynı zamanda otizm evladı olan annemiz Gülçin Hanım'la yapmış olduğum röportajlar var. Onun da çok bir beslenme uzmanı olarak görüşleri var. O anlamda işte probiyotik kullanımından tutun da alternatif gıdalara doğal beslenme ile alakalı o videoları izlemenizi istiyorum. Ders Özel Eğitim YouTube kanalı oynatma listesi otizm ve beslenme videolarını izlemeniz iyi olacaktır. Evet, biraz yoruldum. O yüzden konuşmam zorlaştı. İyi akşamlar hocam. Oğlum 4 yaşında atipik otizm. 2,5 yaşından itibaren eğitim alıyoruz. Bayağı yol kat ettik. 2 senedir de kreşe gidiyor. Yabancı biri ona adını sorduğunda bildiği halde cevap vermiyor. Evet, işte sosyalleşme.
öğrendiği bilgileri kullanma, hem genelleme açısından bakabiliriz, yani öğrendiği bilgileri kullanma, hem aynı zamanda sosyalleşme, sosyal uyum süreciyle ilgili hale kat etmesi gereken yollar var, yol var. O anlamda 4 yaşında bu süreci başaracaktır. Yani sıkıntı yaşadığımız şey bu ve buna benzer şeylerse şeyi görmeye çalışıyorum. Okul öncesi eğitime gidiyor mu? Özel eğitim almış zaten. 2 senedir de kreşe gidiyor. Tamam. Yabancı biri ona adını sorduğunda bildiği halde cevap vermiyor. Yabancı biri için yapıyor bunu. O anlamda uyumda problem yaşayabiliyor. Süreç içerisinde bunu çözecektir. Yani birçok şeyi çözmüş. 2 yıldır da okul öncesi eğitime gidiyor. Bunu çözecektir. Bununla ilgili olarak burada hani işte ödül verilebilir. Tabii bu çok pratik olmaz. Yani mesela dışarıda gidiyorsunuz ya da parkta oynuyor. Yabancı biri geldi, merhaba dedi. Sonrasında hani bunu ödüllendirmek çok sağlıklı olmaz. Hele bu yiyecek ödülüyle hani çok sürece dahil olmamak gerekir. Cebinizden hop bir şey çıkarıp hadi bakalım söyle de şunu vereyim mi? Çok önermiyorum zaten. O anlamda burada gerek yok. Ben okul öncesi eğitimin ona çok iyi geleceğini düşünüyorum. Orada problem çözülmüş. Yani akranlarla ilişkilerinde herhangi bir problem yaşamıyor. Onlarla iletişimde herhangi bir problem yaşamıyor. Yabancı kişilerle yaşıyor bu durumu. Şöyle bir şey önereceğim ben size. Şimdi ön alarak, yani yabancı kişi ona merhaba dediğinde siz ön alarak hani size denmiş gibi sürekli rol model olmanızı isteyeceğim. Yani burada modelleme yapmak çok önemli. Bir de çocuğa güven duygusu aşılamak açısından önemli. Yani yabancı kişiyi sanmıyorum hani çekindiği için cevap vermediğini ama çünkü sosyal uyumda henüz eksiklerimiz söz konusu. Modelleme yapmayı ben daha çok önemsiyorum. Çocuğu rahatlatmaktan çok. Dolayısıyla çocuğunuza yönelip ona merhaba ya da ona benzer herhangi bir iletişim teması girdiğinde siz ön alarak ona model olursanız, o kişiye siz önce cevap verirsiniz, işte merhaba derseniz, çocuğunuza da dönüp ondan da isterseniz bir süre bu denenebilir belki. Belki bunu yapmamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, size denmiyor belki ama karşıdaki kişiye de belki garip gelebilir. Çok önemli değil bu. O kişinin ne düşündüğü. Sizin rol model olarak çocuğunuza yabancı bir kişiyle nasıl iletişim kurması gerektiğini modelleme yaparak destek olmanızı önerebilirim. Evet. 5 yaşında oğlum atipik otizm, bağırsakları çalışmıyor. İkinci kez tekrarında sordunuz sanıyorum. Metabolizma uzmanından destek almanızı aynı zamanda bir daha hatırlatmış olayım. Ve Ders Öz Eğitim YouTube kanalındaki otizm ve beslenme oynatma listesinden bulacağınız otizm ve beslenme videolarını izlemenizi öneriyorum. Evet, hocam hiperleksi tip 3 oğlum. Evet Özge Hanım. Zaten hiperleksi, evet. Dün beraberdik, dün yayınımız vardı. Oğlum artık konuşmaya başladı, sorulara da cevaplar vermeye başladı. Lakin hala okulda ne yaptın gibi sorulara cevap vermiyor. Ne önerirsiniz? Okulda, evde sizin de problemi yok değil mi? Okulda yaşıyorsunuz bunu. Evet, bir şey yapıyor. Mesela öğretmeni ya da arkadaşı belki. Ya ne yaptın? Hadi bakalım anlat ya da adını söyle şeklinde, yaptığı şeyin adını söyle şeklinde sorulara cevap vermiyor. Süreç işte sosyal uyum, sosyal uyum diye dilimizde tüy bitiyor. Onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Dün zaten duygusal sosyal gelişim 4 yaşı anlatmıştık sizlere. Dolayısıyla okulda, aslında okulda ne yapılması gerekiyor? Eğitimcisine anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla şimdi burada eğitimcisi sorduğunda başka şey, akranlar sorduğunda başka şey. Önemli olan şey eğitimcisine cevap vermeye başlaması. Okulda eğitimcisine cevap vermeye başladıktan sonra bir süre sonra akranlara da cevap vermeye başlaması muhtemel. O stadın geçmesi gerekiyor. Bu arada şimdi biraz tanıdığım için, videolarında gördüğüm için
4 yaşında daha yeni bu sene Eylül ayından itibaren okul öncesi bizim için olmazsa olmazımız hiperleksik çocuklarda okul öncesi eğitimi yeni başladı. Dolayısıyla biz ne yaparsak yapalım bu sürecin bir akması gerekiyor. Yani okul öncesi eğitimde birazcık daha yol kat etmesi gerekiyor. Yoğun zamanlı orada olması gerekiyor biliyorsunuz bunu. Tam gün orada olması gerekiyor yani. Bu yoğunluk ne kadar artarsa bu süreç kendiliğinden çözülecek. Hiperleksik çocuklarda böyle bir seyir var işte. Onların sık deneyim, sık tecrübe yaşaması gerekiyor. Sosyal uyum adına. Evet efendim, sonlandıracağım. Evet. Evet. Israrla sormuşsunuz. Ben de iki kez cevap verdim bu bağırsak problemi için. Videoları adres gösterdim. Bir de konuşmuyor demişsiniz. Şimdi konuşmuyor. 5 yaşında atipik otizm. Evet, atipik otizm olabilir. 5 yaşında konuşmayabilir. Evet, bunları hep yaşıyoruz. Yani atipik otizm olması her şeyin böyle efendim kütür kütür gideceği, ilerleyeceği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla konuşmuyor, hiç konuşmuyor mu? İllaki mesela konuşmada ağzı doluluk durumu nasıl? Yani bir şeyler söylemeye çalışıyor, ağzından heceler çıkıyor mu? Biz buna hani ağzı dolu olma deriz. Yani çocuk konuşma öncesi hazırlık egzersiz yapıyor mu? Bu önemli. Onu yazmadığınız için o konuda da yorum yapamıyorum. Dolayısıyla Ders Öz Eğitim YouTube kanalında dil, konuşma, iletişim becerileriyle ilgili 20'nin üzerinde video var. En başından itibaren, çünkü konuşma uzun ince bir yol. 5 yaşında o anlamda bir kere orada neler yapmanız gerektiğini böyle aşama 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 anlatıyorum. Bir kere birinci olarak ilk yapmanız gereken şey konuşma için gerçekçi bir talep oluşturmak gerekiyor. Ya hocam tabii ki biz istiyoruz, ya konuş diyoruz, bir şeyler soruyoruz ama söylemiyor. Bunun ötesinde daha komplike bir çalışma gerekiyor. O anlamda ben bu sürece dilekçe yazma aşaması diyorum. Çocuğumuz gerçekten ve gerçekten konuşması gerektiğini iyi anlaması, hissetmesi gerekiyor. Bu işin davranışsal boyutları çok çok fazla. O yüzden oradaki videoları izlediğinizde zaten süreç önünüzde açılacak. İzleyip dönüş yaptığınızda, ya hocam biz de tam da şu aşamadaymışız, videoda anlatmışsınız. Dolayısıyla buradan sonra ne yapacağız ya da bunda bir sıkıntı yaşıyoruz, bunu nasıl destekleyebiliriz? Daha kolay konuşmaya başlayacağız sevgili Burak Bey. Evet. Çok fazla yazmışsınız aynı soruları. Ben de gerekli yanıtı verdiğimi düşünüyorum. Evet efendim. Hocam dediğim gibi oğlum 2,5 yaşında atipik otizm teşhisi koymuşlardı. Bu düzelebiliyor mu gerçekten? Yaşı da çok ufak. Şöyle düzelme, biraz önce mesela atipik otizm konuşma probleminden bahsettik. Vesaire vesaire. Bakın atipik otizm olması her şeyin hani süt duman olacağı anlamına gelmiyor. Bunu panik yapın anlamında söylemiyorum. Önemli olan şey şu: çocuğumuzun otizm tanısı var. Zaten yeni tanı gruplama takviminde, sistematiğinde hani atipik otizm artık hani çok kullanılmıyor. 2013'te itibaren daha çok otizm içerisinde atipik otizm, yani otizm spektrum bozukluğu olarak değerlendiriliyor. Bunun da işte bu biraz önce bahsettiğimiz örneklerin çok fazla yeri var. Sonuçta otizm tanımız var. Yapılması gerekenler belli, doğru eğitim. Gerçekten düzenli bir destekle hızına bakmamız gerekiyor. Bakın hızına. Yani yaşı da ufak, evet, ufak, güzel bir yaşta. Dolayısıyla bu süreçleri sağlıklı değerlendirdiğimizde, iyi değerlendirdiğimizde ve gelişim hızına baktığımızda, yani bundan işte hep çocuğunuza böyle 6 aylık periyotlarla gözlem yapmak gerekiyor. Muhtemelen zaten psikiyatrınız tarafından değerlendiriliyorsunuz. O da muhtemelen 6 aylık periyotlarda değerlendiriliyor çocuğunuzu. Öyle olması gerekiyor en azından. Dolayısıyla o 6 aylık baremlerdeki hızı, işte konuşma gelişimi, işte sosyal uyum becerileri, o temel becerilerdeki ilerleme hızı, tipik gelişime yaklaşma hızı ileriye dönük olarak bize çeşitli doneleri verecektir. O anlamda bunları söyleyebilirim. Neşet Bey,
Özel eğitime başladınız. Evet. Tabii ki, tabii ki en doğrusunu yaptınız. Sizi de açıkçası Otizm Akademisi'ne beklerim. Orada çünkü çok detaylı bir şekilde süreci konuşuyoruz. Burada arka arkaya bir sürü soruyu mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ama Otizm Akademisi tamamen sizlere otizm konusunda rehberlik içeren detaylı yayınların olduğu bir süreç. Siz de beklerim efendim. Evet. Hocam yeni katıldım. Evet, hoş geldiniz. Glutensiz diyet şart mı otizmde? Ben 6 senedir yapıyorum. Diyet olmadan iyileşmez diyorlar. Evet diyorlar. Şöyle. Biraz önce hatta bugün çok konuştuk. Bu konuda zaten sürekli sorular geliyor. Ben bu diyet, beslenme konusunda daha çok gözlemlerimi, gördüklerimi, yaşadıklarımı paylaşıyorum. Çünkü ayrı bir uzmanlık alanı. O anlamda doğru uzmanlar tarafından yönlendirmeniz gerekiyor diyorlar. Muhtemelen işte diğer ailelerden duyduklarınızı söylüyorsunuz. Dolayısıyla buna hani mümkün olduğu kadar doğru cevap almak için sizi de dersimiz özel eğitim YouTube kanalı yeni katıldığınız için bizim bir de YouTube kanalı ayağımız var. Orada bütün hemen hemen bütün konuların detaylı videoları var. Bu bahsettiğiniz durumun da aynı şekilde detaylı videoları var. Kimden var? Bir diyetisyen, beslenme uzmanı, sevgili aynı zamanda otizmle evladı olan bir annemizin çocuğu şu anda ergenlik döneminde özellikle belirtiyorum yaşadıkları var ve beslenme ve diyetle alakalı çok detaylı bir tanesi buradan 1,5 saatin üzerinde yaptığımız yayınımız var. Aynı zamanda gene bir de kısa videomuz var. Orada detaylı videolar var. Özeti. O videoları izlemenizi istiyorum. Diyetlerle ilgili neler söylüyor? Bir uzman olarak ve bir anne olarak daha iyi bir referans olacaktır. Sizi oraya yönlendiriyorum. Bütün detayları bulacaksınız. Evet. Hocam merhaba. 2,5 yaşında çocuğa tipik otizm teşhisi konuldu. Oğlum kendini yerlere atıp kafasını vuruyor. Bir süredir bir de kafa atmaya başladı. Bunu önlemek için ne yapabiliriz? Bunu önlemek için yani uzun vadede bu ve benzeri davranışları önlemek, iletişim becerileri ile mümkün konuşma ve iletişim becerilerini çocuğumuzun kazanmasıyla bir kere bu sürecin azaldığını göreceğiz ve minimuma indiğini ve yok olduğunu göreceğiz. Önemli olan şey burada çocuğumuza iletişim becerilerini, konuşma becerilerini en kısa sürede kazandırmak ve yani kazandırmak derken ilk etapta kütür kütür konuşması değil ama temel iletişim becerilerine sahip olması, çocuğun ifade gücünün olması, bu tarz problem davranışların minimum edilmesinde tabii ki çok çok etkili. Bu hani uzun hedef. Anlık bu tip problem davranışlarda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi çok teknik birkaç şey de söylüyorsunuz. Yani durum birazcık da sert ve çoklu. Yani kafasını vurması, onun dışında hem kendine hem karşı tarafa durumu var. Davranış problemleri videolarımı detaylı bir şekilde izliyorsunuz. Nereden? Dersimiz Eğitim YouTube kanalından en başından itibaren yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler. Bir de yapmamanız gerekenler listesi var. O anlamda yayının sonuna doğru biraz da kısa kesmek adına orada zaten envai çeşit bütün önerileri göreceğiniz için, bütün yöntemleri göreceğiniz için sorunuzu bu şekilde cevaplamış olayım. Lütfen onları izleyin ve sonrasında tekrar dönüş yapın. Buradan konuşmaya devam edelim. Yapmanız gereken bir sürü şey var. Bir de çocuğunuzun o anki refleksleri, tepkileri, davranış öncesi, davranış anı, davranış sonrası gibi bir sürü gözlem aşaması var. Bunlar yani durup dururken olan davranışlar değil. Hepsinin bir mesajı var, hepsinin bir iletisi var. Dolayısıyla o mesajlara göre de uygulanması gereken yöntemler var mı? Var. Bunlar çözülür mü? Tabii ki çözülür. Ama burada tabii ki sizin hani eğitim desteğinizin çok fazla önemi var. Eğitimcinizin sizi yani biz buradan ne kadar anlatırsak anlatalım eğitimcinizin bu problem davranışlarla ilgili etkin davranış sağlantı planı olması gerekiyor. Yani ciddi şekilde bu problem davranışlarla uğraşması gerekiyor çözmek adına. Lütfen Dersöz Eğitim YouTube kanalı davranış problemleri oynatma listesinden buluyoruz videoları. Bir sürü video çok zamanınızı alacak ama size çok faydası olacak.
Merhaba hocam, okul gölge öğretmende zorlayınca evet tuttunuz, kaynaştırma dediler. RAM bir öğretmen, gölge öğretmen bir haftadır hasta. Anladım. Gölge öğretmeniniz bir hafta hasta. Çocuk da gelmesin diyor. RAM bir öğretmen, gölge öğretmen. Biraz anladım. Öğretmeniniz hasta. Okulda RAM karışmaz ona ama okul yönetimi de çocuk gelmesin diyor da şey sınıf öğretmeni gelmesin diyor. Böyle bir hakları var mı? Yani böyle bir durum yok tabii. Yani gölge öğretmenle aman çocuk kaynaştırma eğitimi alsın. Bu hani çocuğu lehine yapılan bir şey. Evet, gölge öğretmeni bir rahatsızlığı var. Bir kısa bir süre okula gidemeyecek. Yani bence bu konuda anlayış göstermelerini beklerim ben. Öyle olması gerekir. Tabii çocuğumuzun sınıftaki durumu, hani siz anne olarak anneyiz değil mi? Evet, anne olarak ya benim çocuğum bu sınıfta kalır, hani uyum sağlar, bir haftada idare eder çocuk, hani kendini durumundaysanız, hani gerçekten sizin de görüşünüz o yönde ise gitmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani böyle bir hak derken bu hani yazılı bir yönetmelik içerisinde yok. Gölge öğretmen zaten hani kaynaştırma öğrencileri için gölge öğretmen şarttır diye bir yönetmelik de yok. En azından onu söyleyeyim. Dolayısıyla siz buradan kendi çıkarımınızı yaparsınız. Biraz hani kolaycılık olmuş diyelim. 6 yaş anaokuluna gidiyor. Ha, bir de anaokuluna gidiyor. Yani süreç idare edilebilirdi bence ya. Gölge öğretmenin rahatsızlığı süresince orada öğretmen idare edebilir bence ama ya, öyle bir yazılı metin yok, onu söyleyeyim. Onu soruyorsunuz. Saz dinletisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle, ya da türevleri bir saz olsa iyi. Yani bunun bir de türevleri var. Saz, tobatis, nörosound en son en hani yenisi diyelim. Şöyle bunun hani bilimsel çalışmaları genelde bunlar hani şey böyle bir sayfalık ilanlar şeklinde ya bilimsel işte çalışmaları yapılmıştır falan. Bunların hepsi bu ve benzeri türevi işte müzik odaklı işte beyne frekans beyin frekanslarıyla alakalı, beyne gönderilen frekanslarla alakalı süreçleri yöneten metotlar diyeceğim. Aslında yetişkinler ya da tipik gelişim gösteren bireyler için hazırlanmış bir takım alternatif metotlar. Yani işte yetişkinler, iş adamları işte ya da yoğun çalışanlar ya da yetişkinler herhangi bir efendim mazereti olmayan yetişkinden işte rahatlaması, efendim relax duruma geçmesi vesaire gibi gibi durumlar için yapılmış şeyler. Ya bunu biz burada işte otizmde farklı diğer gereksinim alanında kullanabilir miyiz de bir ışık yanmasıyla efendim ortaya çıkan durumlar. Zaten bunların hani tanıtımlarını gördüğünüzde çok hani böyle ilk etapta işte gereksiz otizm yazmaz. İşte altlarında hani aralarda nerelerde olur. Uzatmayalım. Bilimselliği kanıtlanmış uygulamalar değil. Ha, bu tip şeylerde aklınızda kalmasın. Yani ya yapmayın etmeyin. Hayır, onu demiyorum ama tabii şöyle şeyler oluyor. Şimdi ya bunu yaparken işte çocuğumuzda işte bir takım farklı problemler ortaya çıkar mı lar oluyor. O anlamda işin sağlık boyutuyla ilgili problemler oluyor. Yani farklı yorumlar da var. İşte ya epilepsi yapabilir, işte beyin frekans vesaire. Bunun da bilimselliği yok. O anlamda hani ben şunu diyorum aslında bu farazilerden bağımsız olarak çocuğunuz için bir zararı olmayacağına inanıyorsanız faydasını tartışmakla beraber en azından yani bunu da yaptıralım bunu da deneyelim için olabilir mi? Olabilir ama bir özel eğitimci olarak bunu öneriyor muyum? Hayır, önermiyorum. Fayda gören gördünüz mü? Hayır, görmedim. Bu kadar. Ben görmedim en azından. Evet. Evet, probiyotik ve venotikili kullanıyorsunuz. Evet. Dediğim gibi lütfen beslenmeyle alakalı, işte takviyelerle alakalı
Kullananlar, kullanmayı düşünenler, işte olumlu ya da olumsuz fikri olanlar, endişesi olanlar, Otizm ve Beslenme YouTube kanalında lütfen sevgili diyetisyen konuğumla yapmış olduğum özellikle o uzun röportaj, Instagram röportajını izlesinler diyorum. Orada bütün detayları göreceksiniz. Evet. Hocam oğlum 4,5 yaşında geçen yıl çocukları arasına girmeye çalışıyordu. Artık kenara çekiliyor. Legolarla falan oynuyor. Öğrenilmiş çaresizlik mi olmuş? Hep böyle mi olacak sizce? 4,5 yaşında yazmamışsınız. Sanırım risk otizm olarak düşünüyorum. Daha yoğun oradan geldiği için yazmadınız da. Geçen yıl çocuklar arasına girmeye çalışıyordu. Artık kenara çekiliyor. Legolarla falan oynuyor. Öğrenilmiş çaresizlik. Ya öğrenilmiş çaresizlikten ziyade yani onu da biraz kapsayan hani özgüven durumu olabilir. Farklı olduğunu hissedip geçen yıl yaptığını söylüyorsunuz. Hani hiç yapmasa daha farklı şeyler konuşuruz. Düşük benlik saygısı işaret olabilir. Burada hep işte okul öncesi eğitimden bahsediyoruz. Muhtemelen bu bahsettiğiniz durum orada geçiyor. Burada öğretmenin rolü çok önemli oluyor ya. Okul öncesi öğretmenin oradaki bağlantıyı kurması, diğer çocuklarla sizin çocuğunuz arasındaki kontağı sağlaması, o anki ya işte orada köşesinde oynuyor hani bir izlemek var, bir de oraya müdahale etmek var. Biraz o gerekiyor. Onun dışında bunun için hani grup çalışmaları, özel grup çalışmaları yapılabilir mi? Özel eğitimde yapılabilir mi? Yapılabilir. O önemli. Onlar desteklenebilir. Yani sadece okul öncesi eğitimle yetinmemek gerekebilir gibi görünüyor. Hani ana yazdığınız genel duruma göre ben de genel konuşuyorum. Bunları söyleyebileceğim. Rica ederim, rica ederim, rica ederim. Eksik olmayın. Bir de hocam 4,5 yaşında bizde oyun iletişim anlatımı iyi ama sohbet konusunda bir yılda ilerleyemedik. Çok fazla sohbet etmiyor. Nasıl geliştirebilirim? İletişim sürdürme. Dil konuşma iletişim videolarını dersimiz özel eğitim YouTube'dan izliyorsunuz. Yani belli bir düzeye gelmişsiniz ama ben baştan diyeceğim ama gene hani zamanınız dar ise zaten konu başlıkları var orada. İşte kelimeden cümleye geçiş, sonrasında iletişim becerileriyle ilgili, iletişim sürdürme ile ilgili video başlıkları var. Onları da izleyebilirsiniz. Ben en baştan izlemenizi öneririm. Süreci tam yönetme adına ilgili konuşma videolarını ders düzeltim YouTube kanalı oynatma listesinden bulup izlerseniz detaylı şekilde bilgi sahibi olacağınızı söyleyebilirim. Sonrasında gelin tekrar konuşalım. Ya hocam şu aşamada sıkıntı yaşıyoruz. Bunu izledim ama şurada bizde problem varı daha rahat konuşmaya başlıyoruz o zaman. Eksik olmayın. Teşekkür ederim Aytaç Bey. Sağ olunuz. Temennileriniz için. Evet. Bakalım. Şimdi biz sonsuza kadar gidebiliriz böyle. Şimdi biliyorsun bir çekiliş yapacağız. 2 saati de bulduk. O anlamda bir toparlayalım efendim. Hocam iyi akşamlar. 11 yaşında anne baba aç birkaç kelime daha söylüyor. Bazen de sizin dediğiniz gibi kendince bir şeyler anlatıyor. Konuşur mu acaba ilerleyen zamanda? 11 yaşında elimizde sözcüklerin olması, ifade ettiği sözcüklerin olması çok 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 önemli. Çok önemli bir işaret, çok önemli bir imare. Burada kalabilir mi? Bunun üzerinde birkaç şey daha koyup kalabilir. İlerleyebilir mi? İlerleyebilir. Yani iki yol var. O anlamda bu yola hangi yolu seçeceği ve nasıl gideceği konusu tabii ki destekle alakalı, doğru desteği almamasıyla alakalı referans olacaktır. Kendince bir şeyler anlatıyor. Anlatmaya çalışıyorsa zaten mükemmel bir şey bu. Yani çocuk ifade etmeye çalışıyorsa yani tercihli iletişim yerine sürekli olarak hani çevrim içi kalıp amaçlı olarak bir şeyler anlatmaya çalışıyorsa bu mükemmel bir şey. Bunun üzerine koyacaktır. Destek almalı. Konuşma eğitimi eğitiminde konuşma hep olmalı. Hep bir şekilde desteklenmeli. İletişim becerileri hep bir şekilde desteklenmeli. Ya yaş 11 bu kadarcık konuşuyor. İşte ara sıra konuşuyor. Her zaman konuşmuyor. Yani tercihli
iletişim yapıyor. Amaçlı iletişim, yani sürekli iletişim yok, sürekli konuşma yok. Buna düşünmemeli, buna inanan biriyle çalışılmalı. Onu söyleyebilirim. Rica ederiz efendim. Teşekkürler demişsiniz Filiz Hanım. Her zaman, her zaman, her zaman. Yeni katılanlar, evet, farklı gelebilir. Evet, ben ısrarla, sabırla. Bakın 80. yayını yapıyoruz. Birinci yayınımı YouTube'da bütün yayınları bulacaksınız. Burada daha çok son yayınları bulacaksınız. Çünkü önce YouTube'da başlamıştık, sonra buraya geldik. Buradaki etkileşim daha yoğun olduğu için ben bunları hemen hem YouTube atıyorum, hem yayın sonrası zaten burada tekrarı giriyor. YouTube'da birinci yayından 80. yayına kadar aynı çizgiyle devam ediyoruz. Edeceğiz de sorun konuşalım. Benim çok önem verdiğim, sizlerin nefes aldığı, en azından çok detaylı bir şekilde her şeyin cevabını alamasanız bile bir yol, bir referans, bir çıkış noktası ve sorularınıza göre size YouTube'daki videolara yönlendirebildiğim bir yayın. O anlamda biz hep buradayız, hep bu şekildeyiz, hep böyleyiz. Sizler de bize destek verdiğiniz ölçüde destek demişken hemen araya gireyim. Efendim, geçen hafta da istemiştim. Hep isteyeceğim artık. Yayın bittiği anda bunun tekrarı de gidecek. Tekrarına yayından sonra birkaç saniye bakıp yorum yazmanız, bu yayının tekrarına yorum, beğeni, kaydet diye bir en sağda bir kutucuk var. Ona tıklamanız, o kaydet, herhangi bir size sıkıntısı olan bir şey değil ama etkileşimi çok arttıran bir şey. O anlamda beni etkileşime sokarsanız çok 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 mutlu olurum. Çünkü geçen hafta bahsettiğim çok fazla bot hesap biraz bana dadandı, açık hesap olduğu için herkesi takip edemiyorsunuz. O anlamda spam denilen, işte bot denilen sahte hesaplarla biraz uğraşıldı bende. O anlamda benim biraz takip dalgalanma var. O yüzden bunları da def etme adına, çünkü Instagram'da bu hareketliliği çok hoş karşılamıyor. Bunları da def etme adına etkileşim, vurun silahı, etkileşim. Etkileşim yapmanız kendi adıma isteğim olsun. Hatta zaman bulduğunuzda hani bir teşekkür bağımında eski videolarda şöyle bir beğeni yapmanız, dolaşmanız, şöyle 1-2 saniye, 3 saniye izlemeniz zaten efendim izlendi olarak kaydedilmesi adına yeterli oluyor Instagram'da. Şöyle bir dolaşırsanız bu da benim sizden isteğim olsun efendim. Evet. Toparlıyorum. Hemen çekiliş yapacağız. Merhabalar hocam. Oğlumda uyaran eksikliği var. Eli sürekli ağzında. Ne yapmam gerek? Nasıl düzeltebilirim? Siz sormuş muydunuz? Başka bir kişimiz benzer bir soru geldi. 6 yaşlarında uyaran eksik, onu hatırlıyorum. Eli ağzında, ona benzer de bir şey vardı herhalde. Olsun, kısaca özetleyelim. Eli sürekli ağzında, farklı farklı yorumlar yapılacak. İşte oral dönem denecek. İşte az ben bu işin davranışsal boyutuyla ilgileneceğim. Daha mantıklı, daha realist, daha yerlere bakın. Bunlar da olabilir çünkü. Bahsettiğim şeyler de olabilir. O anlamda düzeltme, evet, tamamen davranış sağlatım açısından değineceğim. Öncelikle bu davranış problemleriyle ilgili, buna benzer şu an yok ise ileride olabilecek hadiseler için lütfen ve lütfen Dertimiz Özel Eğitim YouTube kanalını takip alıyorsunuz. Oradaki 250 civarındaki videolara erişiyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde erişiyorsunuz. Ve davranış problemleri video grubundan lütfen belli aralıklarla, uzun çünkü sayıları, izlemenizi ve orada belli bir temel anlamda davranış eğitiminden geçmenizi istiyorum sizin. Onun dışında, oho hocam, bunları isteyecek vakit mi var? İzlemeniz gerekiyor. Onun dışında pratik olarak, çünkü bir şey söyleyeceğim. Onu uygularken öncesi sonrası gelen bilgiler için oradaki bilgilere ihtiyacınız olacak. Çünkü bu tip şeyleri çözmek kolay gibi. Ya şu, evet, bunu yapacaksınız. Aa, çok kolay bir şey. Öyle olmuyor işte. Onun dikkat edilmesi gereken envai çeşit püf noktası var. Elini sürekli ağzına aldığında yapabileceğiniz şeyler. Şimdi sürekli ama, değil mi? Yani davranış sürekli ortaya çıkıyor. Yani her eli müsait olduğunda efendim, ağzı da müsait, yani yemek falan yemezken, işte otururken, herhangi bir şey izlerken, herhangi bir şey boş otururken daha çok, ya da işte belki ödev yaparken, ders yaparken bile, etkinlik yaparken bile elini ağzına alıyor. Burada eğer dikkat çekmek sürekli olduğu için dikkat çekmek amacı taşımadın. Tek başınayken de yapıyor ya, hani sürekli de, onu anlıyorum ben. Doğru anladıysam dikkat çekme amacı taşımadığını düşündüğümden
Görmezden gelme falan işe yaramaz. Yaramıyordum da. Bu tip durumlarda ilk aklıma gelen benim doyurma olur. Davranışı aşırı yaptırma. Çok duyduğunuz bir şey olmayabilir. Ama birçok çocukta işe yarar, bazısında işe yaramaz. Yaramayabilir. Çünkü çocuğun bireysel özelliklerini tanımadan, bilmeden konuşuyorum. Davranışı aşırı yaptırıyoruz. Yani şimdi elini ağzına alıyor, muhtemelen elini ağzına alma diyoruz. Yapma bunu diyoruz gibi benzer şeyler söylüyoruz. İşte o yüzden o davranış videolarını izlemeniz gerekiyor sizin de. Çünkü ilk video eleştiri tuzağı. İlk videolardan bir tanesi eleştiri tuzağı. Yani olumsuz ifadeleri kullanmayacaksınız. Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Bir kere bunu kullanmayacaksınız. Onun dışında doyurma, yani davranışı aşırı yaptıracağız. Bir deneyeceğiz. Bakın bunu denemeden çocuğun tepkisini ölçmek zordur. Yani ya hocam zaten yapıyor. Bir de ben yap yap mı diyeyim. Yani aşırıdan kastım o. Yap yap demeniz. Bakın onun yapmasıyla sizin dışarıdan müdahil olarak yap demeniz arasında ciddi bir farklılık vardır. Çocuğa giden mesaj farklı olur. Biz böyle rutinleşen bu tip davranışlarda çok başarı sağlayan çocuklar vardır. Böyle davranış bıçak gibi kesilebilir. Kısa süreli kesilir. Sürekli düzenli yapılırsa bu yöntem sürekli uygulanırsa ileriye dönük olarak bir azalma durumu yaratır. O anlamda bir denemek lazım. Hiç işe yaramayabilir. Yani çocuğun tepkileri birkaç kez yaptıktan sonraki çocuğun tepkileri durumu fotoğrafın çekilmesi adına önemlidir. Yani bize önemli mesajlar verecektir. Doyurmanın detaylarını gene o davranış değiştirme videolarında bulacaksınız. Sıralı bir şekilde yöntemlerde göreceksiniz. O yüzden ilgili videoları izlemenizi istiyorum. Ve toparlıyorum artık. Hocam çocuğuma dil konuşma dersi vermiyorlar. Önce davranışı düzeltmek gerekiyor diyorlar. Ram 13 yaşında çocuğum. Atipik otizm dil konuşma almadı ama az da olsa bir şeyler söylemeye çalışıyor. Dil dersi almadan demişsiniz. Ya şöyle yani temel beceriler hazır değil. Temel beceriler kazanılmadan iletişim becerileri evet kazanılmada sıkıntı yaşarız. Ama dil düzeyinin tepkileri işte çocuğu değerlendirmeden bu yorum yapmak çok zor oluyor benim adıma. 13 yaşında olduğu için değil bu kesinlikle. Ama ön koşul becerilerde problemler olduğunu anlıyorum ben. O anlamda ama söylemeye de çalıştığını söylüyorsunuz. Özellikle bir hani çok erken yaşlarda bütün tuşlar yani çocukla çalışılmaya başladığı anda dil konuşma her zaman çocuğun dil konuşma açısından çocuğun desteklenmesi gerektiğini savunuyorum. O anlamda dil konuşma videolarına bir bakın çocuğunuz hangi seviyede görünüyorsunuz? Yani o benim videolarımı izlediğinizde çocuğunuz ne düzeyde onu bir öğrenip tekrar buradan görüşmemizi tavsiye ediyorum size. Tekrarlamama gerek yok herhalde. Yayın içinde olduğunuz için neye bakmanız gerektiğini YouTube kanalına, Dersimiz Eğitim YouTube kanalına hemen profilde linki de var onun. Tıklayıp oradan hemen bağlanabiliyorsunuz. Dil konuşma iletişim videolarına tıklayıp izlemeniz gerekiyor. Evet. Senem Hanım 60 seans olarak Dörre Sound aldı oğlum. Dep tanısı vardı. Uygulandığı dönemde fayda görüldü ve dikkat süresi arttı. Dürtüsellik azaldı. Uygulandığı dönemde bunu yaşadınız. Hala devam ediyor mu? Uygulanınca oldu. Sonrasında devam etti. Evet. Olabilir. Evet. Konuşabilir mi? Anladım. İşte o videoları izleyin. Çocuğunuzu şöyle bir kabaca bir tartmanızı istiyorum. Hangi düzeydesiniz, neredesiniz, çocuğunuzun tepkileri nasıl, konuşmayla ilgili hazır bulunuşluğu nasıl, hangi seviyede? Yani şu değil ya, imkansız, kesinlikle konuşmaz, ya kesinlikle konuşur. Hayır, tamamen ve tamamen daha öncesinde neler yapıldığı, sonrasında neler yapılacağıyla alakalı bir durum bu. Evet yaşı evet büyük ama konuş otizmli bir çocukta konuşmada hani imkansız ya kesin konuşmaz çok iddialı bir laf olur. Çok yanlış da bir laf olur. Çünkü otizmli çocuğun konuşmamasının çok farklı nedenleri var. Direkt buna ya dilin gelişimiyle vesairesiyle ya hadi bakalım işte önce sesler açıklayamazsınız. Pat diye bir şey söyler kalırsınız öyle.
Dolayısıyla o videoları izleyin, olur mu? Evet. Hocam merhabalar. 3,5 yaşında kızıma tipik otizm, et bebek ve ses sistemlerinden çok korkuyor. Seslerinden olmalı. Ses sistemlerinden çok korkuyor. Kulağı bile kulaklığı bile görse oradan ya kaçar ya da alır odanın dışına atıyor. Ben nasıl aşabilirim bu durumu? Şimdi mesela duyu bütünleme gerektiren bir hadise. Duysal hassasiyeti var, işitme ile alakalı. O anlamda evet, duyu bütünleme mesela burada devreye girebilir. Duyu bütünleme çalışılabilir. Ses hassasiyetini özellikle hani kademeli olarak seslere çocuğumuz alıştırılması gerekir. Zaten en büyük, en önemli belirtilerden bir tanesi ses, ışık hassasiyetlerinin olması. Dolayısıyla bunu süreçle aşmamız gerekir. Duyu bütünleme mesela burada devreye girmeli. Eğitimcisi, hani duyu bütünleme dışında kendi eğitimcisi de kademeli olarak çocuğa farklı sesler vererek kademeli bir şekilde onunla bu süreci aşmalı, tanışıklığı sağlamalı. Çünkü hayatın içerisinde bunların hepsi var. Evet, yani kulaklık takmadan yaşamınızı idame ettirebilirsiniz ama işte yüksek ses her şekilde, her saniyede duyar ya, işte duymak zorunda. Ya bizim çocuklar işte ses hassasiyetleri var ama onların yanında yüksek sesle konuşma, öyle bir şey yok. Öyle, dünya öyle bir dünya değil. Dolayısıyla bu aşılabiliyor mu? Aşılabiliyor. Yaşı küçük zaten, ilerleyen süreçte kendi deneyimle ve tecrübesiyle bunları biraz aşmaya başlayacaktır ama bu dönemde verilecek işitsel destek ve duyu hassasiyetinin ortadan kaldırmasına yönelik destekler tabii ki mümkün. İşte duyu bütünleme mesela burada devreye girmeli. Ergoterapi burada devreye girmeli. Evet. Evet efendim. Ben teşekkürler. Evet, iyi niyetler de gelmiş. Sonlandırıp şu çekilişi yapıp yayını bitirmek istiyorum izninizle. Çünkü bir de çekiliş durumumuz olacak. Şu anda evet, onu bekleyen ailelerimiz de vardır. Efendim. Şöyle gene kabaca bir bakalım. Evet. İyi niyetler, temenniler. Evet, beyin 12 yaşına kadar gelişir, algılamayı tamamlar, daha gelişmez. Doğru mu? Evet, konuşmayla ilgili olarak sordunuz herhalde. Öyle bir şey yok. Yani ki beynin daha keşfedilmeyen o kadar çok özelliği var ki, böyle iddialı laflar zaten çok şey değil. Tam tersine araştırmalar da var. Evet, bir tane araştırma, iki tane, üç tane araştırma görebilirsiniz beyin fonksiyonlarıyla ilgili ama onun tam karşıtı binlerce araştırma da görebilirsiniz. O anlamda 12 yaşında kadar gelişir, ondan sonra beyin gelişmez diye kestirip atamazsınız. Evet, dolayısıyla evet, soru kısmını şu an kapatıyoruz efendim. Çünkü soruda bırakmadığımı düşünüyorum. En sonunda çekilişimizi yapalım. Neydi çekilişimiz? Sizlere tanıtımını yaptığım, sizlere söz verdiğim bir seanslık aile danışmanlığı. İşte bu ve benzeri şeyleri konuşabileceğimiz, çocuğumuzun mümkün olduğu kadar hani uzaktan, ben hiç değerlendirmeden sizlerin anlatımlarıyla belki birkaç video isteyeceğim çocuğu tanımak adına. Siz de isterseniz tabii ki bir ailemizde aile danışmanı, aile rehberliği yapacağım uzaktan, online yani. O anlamda onun çekişini yapacağız şimdi. Çok yoruldum ama helal hoş olsun, iyi yordunuz beni. Keyif de aldım, ben yorulmayı seviyorum, ben soruları seviyorum, soru bombardımanı seviyorum. Bazen şu sıralar çok iyi gidiyoruz, bazen az soru geldiğinde gerçekten rahatsız oluyorum. O anlamda sorularda hiçbir sıkıntı yok. Evet, nasıl yapacağız çekilişi? Şöyle, daha önce de çekilişler yaptık biz burada. Bir yöntemimiz var bizim. Şimdi evet, ayrılanlarda olduğu yayın bittiğini düşünerek ya da çekilişe katılmak istememiş olabilirler. Şu andaki mevcut sayıyı ya göre bir numara isteyeceğim sizden. Oynuyor böyle, 17, 18, 25 oluyor birden. 16 oldu mesela. O değişkenlik gösterecektir. Ona göre ben güncelleme yaparım artık. Şu an için mevcut sayımız 18 olmuş. 18'e göre şunu diyeceğim. Yani kaç kişi isek o rakama kadar bir sayı isteyeceğim sizden. Ben onları efendim buradaki kağıtlara yazacağım.
Hepiniz huzurunda şurada bir tane efendim şöyle bir kabım var. Bunun içine koyacağım. Karıştırıp çekeceğim. Olayımız bu. 20 olduk bakın. 21 olduk. Dolayısıyla o değiştikçe değişecektir illaki. Ben ona göre bir güncelleme yaparım. Şimdi şu an 20 için sizden birden 21 oldu. Birden 21'e kadar bir sayı yazmanızı isteyeceğim ekrandan. Siz yazdıkça sayıları atacağım. Zaten burada kayıtlı olacak numaralarınız. Evet Sema Hanım tecrübeli hemen yazdı. 8. Numaralar kayıtlı olacak. O anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Geriye dönüp bakarız. Evet. 8. Biraz yavaş. 7. 12. 9. 12. 9. Süremiz var. Acele etmeye gerek yok. 9. 2 tane 1 oldu. O birlerden biri değişmeli. Neriman Hanım, Hüma'nın yemek ile örgü rüyası. İkiniz de bir dediniz. Lütfen dikkat edelim. Yani biraz da yavaş yazalım. Öncesinde o sayı söylenmiş mi? Dikkat edelim. Biriniz değiştirin olur mu? Ben bir tane bir yazıyorum buraya. Önce Neriman Hanım demiş. Neriman Hanım demiş. Hüma'nın yemek örgü dünyası siz değiştirin başka bir rakam. Söylenmemiş bir rakam. Ekranı takip edin. Geriye doğru da bakabilirsiniz. 5 gene 2 tane 5 geldi. Müge Hanım siz değiştirin. Sizden önce 5 söylendiği için öyle yapalım. Senem Hanım 12. Ben bir de kontrol edeceğim şimdi. Sayımız da bayağı fazla. Kontrolünü sağlamak için sizi bekleteceğim. Ayşen Hanım 3. Dediğim gibi sayıları kontrol edip aynı sayıları yazmazsanız mutlu olurum. Yoksa biraz beni uğraştırırsınız. 15. Şu an 23 olduk. 23'e kadar yazabiliyoruz şu an. Şimdi o mesela 22 oldu. Gittiği zaman birisi 23 dese sıkıntı olacak. O yüzden mümkün olduğu kadar sıralı gitmeye çalışın. Uğraşmayalım. 25 oldu şimdi. Bir saniye. 15'ten sonra devam ediyorum. 9. 9 söylenmişti sanki. Bakacağım şimdi. Ben de yanılıyor olabilirim. Hızlıca ben yazmaya çalışıyorum. 6. Evet. Hüma'nın yemekleri değiştirdiniz. 2. 1 demiştiniz. Ben 6 demiştim. Siz 6 demiştiniz. Sonra başka bir 6 geldi. Güzel yakalayın böyle. GFZSM siz değiştirir misiniz? Sizden önce söylenmiş. Yardımcı olalım. Tamamdır. O değiştirecek. Zaten geriye dönük kayıtlara bakarız ama mümkün olduğu kadar tek rakamda kalalım. Bakın şu anda biraz karıştırdım ben. Evet. 2'den sonra 4. 7. Çünkü en hakkaniyetlisi bu şekilde oluyor. Biraz uğraştırıyor belki ama dediğim gibi sizler kontrol ederseniz önceki sayıları söylememeye özen gösterirseniz işimiz kolaylaşır. 15, 14, 17, 7'yi siz söylemiştiniz. Özge Hanım. Başka 7 mi dendi? Evet denmiş. Teşekkür ederim Özge Hanım. İşimi kolaylaştırdınız. O 7 iki tane 7 olacak çünkü. Ben zaten kontrol edecektim. Şunu bir ayırayım. Evet 7 diyen Aytaç Bey yanılmıyorsam. Değiştirirseniz rakamı sevinirim. Şöyle geriye dönüp kendiniz bakabilirsiniz. Söylememiş rakam bulmak adına. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Evet. Tamam mıyız? Sayı 18 geldi. Tekrar mı var? Bana yabancı gelmiyor bunlar ama bakacağım şimdi. 15 mesela. İzninizle hızlıca yazmaya çalışıyorum. Yazım kötü olabilir. Ve 14 bir daha mı var? Sanki tanıdık geldi. Umarım öyle değildir. Yoksa bugün sabaha kadar uğraşırız. Pardon. İkinci kez ben tekrar mı yazdım yoksa? Olabilir.
Şöyle bir bakayım. Evet, aynen öyle olmuş. Ayırdım. 14, 18, 17. Tamam. Şurada 15 var. 15 iki kez söylendiyse kontrolde yakaladım. Ben de fazla yazmış olabilirim. Yorgunluğuma veriniz. İkinci söyleyen değiştirsin lütfen. Çünkü şuradan bakarak kayıttan göreceğiz. İlk söyleyeni. Ben de kontrolümü yapayım. Sonrasında 1.15 daha yakaladım bakın. Evet. 15'ten çift denmiş. Sonra ben 15 demiştim. Olduğunda ilk söyleyene bakacağız. O ikinci söyleyen kendini bulup değiştirirse mutlu olurum. Kontrolü size verelim. Evet, 1, 9, 12. Şöyle bakıyorum. 7, 8. Evet, çift yok. 18 sonrasına bakalım. Yeni yazan var mı? Şu anda 23 kişiyiz. Evet, 23. 23. "14. Hocam ne oluyor? Kaçırdım ben." demişsiniz. Çekiliş yapıyoruz efendim. Daha önce tanıtımını yaptığım duyurularda bir seanslık aile eğitimi vereceğim online. Onun çekilişini yapacağız. Ve bir sayı söylememiz gerekiyor. Yani bir sayı söylememiz gerekiyor derken şu anda aktif olarak yayını takip eden bakın 24 olduk. 24'e kadar bir sayı söylememiz gerekiyordu ama söylenmemiş bir sayı söylemek gerekiyor. O anlamda şu anda söyleyeceğiniz sayı sıralı yazdığımı düşünüyorum. Size hadi bir kopya vereyim. Yani 17, 18, 23 söylenmiş. 19, 20, 21'den bir tanesini yazabilirsiniz. Yavaş yavaş da kapatıyorum. Ya öğretmenlere yok mu bir şey? Ya aslında şöyle 22 sonuçta sizinle de konuşabiliriz süreç hakkında ama burada biraz ailelere torpil yapalım. O anlamda beni maruz görün. Size de farklı bir şey düşünürüz. Olur mu? Evet, 22, 21 tamamdır. Ve kapattık. Zaten doldu galiba. Bütün rakamlar söylendi gibi görünüyor. Dediğim gibi çift yazıp benim iptal ettiklerim olabilir. Mesela benim 15, 14, 7 çift yazılmıştı. Hatta 3 kere yazılmıştı. Onları iptal ettim. Kendiniz kontrol edip boş bir rakam bulup yazarsanız devam. Yoksa çift rakam çıkarsa geriye doğru bakıp ilk söyleyeni bulmamız gerekecek. Sizler de bana teşekkür ederim. Sağ olun. Eğitimci arkadaşım. Evet, kapattık. Bitti. Kalemi bir de koydum. Şimdi hemen çekilişimizi yapalım efendim. Evet. Bir saniye. Rakamlar burada. Şurada şekilde yazdım. Atıyorum içine. Şöyle iyice bir karıştırayım tabii. Gözünüzün önünde. Hatta onları şöyle kabın içine gönderiyorum efendim. Ben hep böyle yapıyorum iyice. Görünsün ne yaptığım diye. Şöyle karıştırıyorum bir daha. Bir tane düştü. 9 attım. Evet, çekiyorum efendim. Bir daha karıştırayım. Bir tane daha düştü. Çok da karıştırmayalım. Düşecek çünkü. Ve bakmadan bir tane çektim. Ve size gösterdim. Elimde 3 var. Ters gösteriyor olabilirim. Şöyle. 3. 3'ü kim söylemişti? Umarım başlarda söylemiştir ve kolay buldunuz diye. Kendi adıma temennide bulunuyorum. 3 numara direkt yazacak mı ben söylemiştim diye. Ben de şöyle bakıyorum o sırada. 3'ü bulacağım. Bakarken de kaymasa ekranım. Üçü söyleyen farkında mı?
Evet. Ben bu kaydırmayı beceremeyeceğim galiba. Bugün. 3 numarayı arıyoruz. Evet. Evet buldum. Aysen Elif Hanım. Öncesinde var mı ona bakacağım. Kontrolünü yapıyorum yani. Sizden önce 3 denmiş mi diye. Aysen Elif Hanım. Ah. Gene kaydı. Evet, Aysen Elif Hanım dışında 3 diyen oldu mu? Size de sorayım. Bir daha kontrol yapmış olalım. Evet. Şu ana kadar başka 3. Ha, Aysen Elif Hanım siz 2 defa söylemişsiniz. Başka 3. Bunu beni zor durumda bırakıyorsunuz. Evet. En başta evet 8 demişsiniz. Sonra 3 demişsiniz. Evet 2 kez katılmış oldunuz. 3 çıktı. Evet. Ben de yakaladım. Herkes yakalamış. Hayır diyorsunuz ama ben gördüm yukarıda. Unutmuş olabilirsiniz. Olabilir. Yukarıda gördüm. Yani şurada kendinize bakın. Geriye doğru gidin. Ben 3. sırada söylemişsiniz. Sema Hanım 8 demiş. Özge Hanım 7 demiş. Siz 8 demişsiniz. Aysen Elif Hanım. Sonrasında ilerleyen ortalarda hemen böyle birkaç kişi sonra bir de 3 demişsiniz. Burada hani mümkün olduğu kadar ben objektif olmaya çalıştım. O anlamda siz söylemişsiniz evet ama bir de 8 demişsiniz. Aysin Elif Hanım yazmış. Teşekkür ederim. Ama 2 defa. Evet siz de baktınız. Yok diyorsunuz. Demedim diyorsunuz. Evet. İki kez katılmadınız. 8 demişti. Değiştirdi demiştiniz. Teşekkür ederim. Bana böyle yardımcı olun ya. Evet, tamamdır. Doğrudur. Ben yorgunum. Dolayısıyla siz de burada hakemsiniz, şahitsiniz. Hocam mecburen değiştirdi. Başkası ilk dediği diye. Evet. İşte bunları ben bu telaşın içerisinde takip edemiyorum. Tamamdır. Önemli olan şey yani sizlerin olayın nesnel ve objektif geçtiğine dair inancınız ve hakemliğiniz doğrudur. Evet. O zaman evet. Tamamdır. Anlaşılmıştır Aysel Elif Hanım. Size çıkmıştır. Dolayısıyla hocam çok üzüldüm. Böyle yapmayın ya. Yani ya mümkün olduğu kadar size zaman ayırmaya çalışıyorum. Lütfen üzülüyorum da. Yine yaparız. Ne diyeyim? Evet, tamamdır. Aysen Elif Hanım, problem çözülmüştür. Dolayısıyla sizinle bir saat eğitim yapacağız. Danışmanlık yapacağım. Ben size kararınca mümkün olduğu kadar süreci yönetmeye çalışacağız. Zaten sizinle bir yazmıştınız diye hatırlıyorum. Mesaj atmıştınız. Okuduğum kişiler arasındaydınız. Yetişebildiğim kişiler arasındaydınız daha doğrusu. O anlamda detaylı bir şekilde görüşme şansımız olacak. DM'den yazarsanız uygun bir zaman belirleyip görüşeceğiz. Mesaj atmayı unutmayın ama olur mu? Hemen yayından sonra. Evet. Evet. Hatırlatım sizi. Dolayısıyla siz gene bir yazın, detayları bir konuşalım. Saat uygun saat gün en taze taze en yakın zamanda sizin uygun olduğunuz benim uygun olduğum bir saatte görüşüyoruz. Evet tamamdır. Evet finali de böyle yaptık. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sorularınız için efendim yayınımızı kapatıyoruz. Uzun soluklu bir yayın oldu. Yayından sonra tekrarı girecek. Lütfen ve lütfen tekrar rica ediyorum. Etkileşim yaparsanız beğen, yorum, paylaş, kaydet.
Herhangi birini ya da birden fazla yaparsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Haftaya 81. ayında görüşmek üzere diyorum efendim.